Değerli izleyenler, çok kıymetli izleyenler, Yeni Mesaj Gazetesi'nin resmi YouTube kanalı olan Yeni Mesaj TV hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam önemli bir konuyla birlikte yine önemli bir konuyu sizlerle konuşacağız, sizlerle beraber yine masaya yatıracağız efendim. Öncelikle Nepal Büyükelçisi, Maldivler Büyükelçisi, Butan Büyükelçisi ve Hindistan Büyükelçisi Sayın Fırat Sunel'e ve siz değerli izleyenlerimize saygı, sevgi, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Değerli izleyenler, bu akşam Türk tarihinin önemli bir dönemi olan Hindistan'a önemli bir hizmet etmiş ve tarihimizde az bilinen ama oldukça parlak bir yerde bulunan Babür Devleti'ni konuşacağız. Babür Devleti'ni ise kendi alanında uzman, işin duayeni Giresun Üniversitesi'nden çok kıymetli hocam, doktor öğretim üyesi Hilal Şahin hocamızla birlikte kendisine masaya yatıracağız. Dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz. Mükemmel bir program gerçekleştireceğiz. Ben fazla uzatmadan kıymetli hocamızı huzurlarınızı arz etmek istiyorum. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Hasan Bey, öncelikle duayen değilim. Bunu söyleyeyim. Hindistan çünkü öyle hemen öğrenilecek bir alan değil. Biz daha adımlama aşamasındayız. İltifatlarınız için teşekkür ediyorum. Hoş buldum tekrar. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Teklifimi kabul ettiniz, kırmadınız, onur verdiniz, şeref verdiniz programımıza. Kıymetli hocam, Hindistan çok geniş bir konu, Babür Devleti çok geniş bir konu. Konuşsak saatlerce, günlerce alacak bir konu. Sizin de bu alanda oldukça uluslararası makaleleriniz bulunmakta. Hindistan konusunda ülkemizi uluslararası sahada temsil ettiniz ve Hindistan alanında da Hindistan'da Türk Rönesansı, Ekber Şah ve Dini İlahisi ve Hindistan'da Türk Tarih ve Kültür Araştırmaları kitabınızla birlikte bilim camiasına önemli katkılarda bulundunuz. Onun için ayrıca bir tarih öğrencisi olarak sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli hocam, ben merakla beklediğim bir programdı. İşi ehline bırakmak istiyorum. Tevazuya hiç gerek yok. İşin ehli sizsiniz. Ve hocam, ilk soruyla başlamak istiyorum müsaadeniz varsa. Hocam, öncelikle oradaki Hun varlığını, Akkun varlığını biliyoruz. Derli Türk Sultanlığı, Gazneliler, daha sonra gelen 1858 tarihine kadar da var olan Babür İmparatorluğu. Aslında Hindistan'a baktığımız zaman bir Türk toprağı, uzun zaman, uzun yıllarca Türk toprağı haline gelmiş bir toprak. Peki hocam, öncelikle o bölgeyi tanımak için, devleti tanımak için o coğrafyayı tanımamız lazım. Hindistan'ı öncelikle sizden dinleyebilir miyiz efendim? Tabii ki soruya hemen cevapla başlamadan önce kıymetli izleyicilerimize saatlerini bize ayıracaklar için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, hocalarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kurban bayramları herkesin mübarek olsun. Bu arada bizlere Hindistan'dan izleyen kıymetli hocalarımız var. Öğrenci arkadaşlarımız var. Yine başka ülkelerden izleyenler de var ama keşke İngilizce altyazıyla programı devam ettirebilseydik. Belki ileriki zamanlarda böyle olabilir. Ancak Türkçe anlayanlar umarım biraz bir yerlerden yakalarlar konuşmamızı. Yine soruya cevabı başlamadan önce Hindistan'ın Büyükelçisi sizin de konuşmanızın başında takdir ettiğiniz üzere Hindistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Fırat Sunel programımızı takip edeceğini söylediler. Selamlarını ilettiler Hindistan'dan Türkiye'ye. Kendisi hukukçu ve yazar bildiğiniz üzere. Azka Türklerinin sürgününü anlatan bir kitabı var. Salkım Söğütlerin Gölgesinde adlı bir romanı var. 2015 yılında TRT tarafından Büyük Sürgün Kafkasya ismiyle filme dönüştürülmüştür. Bu anlamda da Büyükelçimiz oldukça aktif, yeni atandı Hindistan'a. Ve Türkiye adına, Türk tarihi adına çok gayretli, çok azimli ve çok heyecanlı bir isim. Biz çok umutluyuz böyle isimlerle yolumuza devam edeceğimiz için. Size öncelikle yine teşekkür etmek istiyorum. Hindistan Türk dönemi tarihin tozlu sayfalarında kalmış olarak nitelendiriliyor. Bu coğrafyaya, bu alana ilgi duyduğunuz için ve bizleri davet ettiğiniz için ben gerçekten de şahsım adına ve bu alana çalışanlar adına çok teşekkür ediyorum. Evet, Babürlerin kurulduğu bu coğrafya hakkında tabii ki çok fazla şey bilmiyoruz. Çünkü bizlere ne öğretildiyse biz öğretilenlerden ibaretiz. Yani neler öğrenebildiysek bunlardan ibaret bilgilere sahibiz. Hindistan nerede? Aslında bu soru iki yönlüdür. Yani iki yönlü bakmak gerekiyor. Coğrafi olarak mı nerede?
Yoksa bir bütün olarak bizim için nerede? Yani ne biliyoruz, nasıl biliyoruz? Böyle baktığımız zaman takdir edersiniz ki Hindistan-Türk dönemi çok fazla bilinmiyor. Şahsen ben de lisans dönemime kadar Hindistan'la ilgili çok fazla bir şey bilmiyordum. Hindistan deyince aklıma ilk gelen hep Hint filmleri oluyordu. Ben de derslerde öğrencilerime genellikle ilk derste ilk soru olarak Hindistan denilince aklınıza ne geliyor diye yöneltiyorum. Hani Hindistan'ı biliyorlar mı? Amaç öncelikle Hindistan'ı öğretmek. Yani ben Hindistan'ı öğretme gayretinde ya da Hindistan'daki Türk dönemi hakkında öğrenci arkadaşlarımıza bir şeyler, bir bilgi yükleme gayretine hiçbir zaman girmedim. Ben Hindistan'ı sevdirme gayretindeyim. Çünkü sevdikleri zaman zaten onu otomatik olarak öğrenecekler. Bunu söyleyeyim. Mesela derslerde Hindistan hakkında hiçbir şey bilmeyen öğrencilerimiz derslerden sonra tamamen bir Hindistan fanı oluyorlar. Gerçekten de bu da beni oldukça heyecanlandırıyor. Bizim açımızdan da onur verici bir durum bu. Hindistan denilince ilk akla gelen şey çeşitli ırkların, dinlerin bir arada yaşadığı, birbiriyle uyum içerisinde yaşayan, sayısız inancı bünyesinde barındıran sonsuz tolerans sahibi bir ülke bildiğiniz üzere. Tabii yer olarak da hani çok böyle coğrafi şeylere girmeyeceğim. Coğrafya tarihi alanında tabii ki çok önemlidir. Birçok bilim dalının tarihle birlikte ele alınması gerekir. Sosyoloji, felsefe, coğrafya, arkeoloji, etnografya gibi. Ancak tabii programımızın formatı gereği ve süresi gereği çok fazla konuyu açmadan, çok fazla ne denir yaymadan diyelim. Kısaca Hindistan'ın Asya kıtasının güneyinde yer alan bir kıta olduğunu söylemek istiyorum. Hatta alt kıta tabiri de kullanılır. Biz bu alt kıta ifadesinden çok hoşlanmıyoruz ama Hindistan tarihin döneminde hiçbir şekilde dengeli bir toplum yapısı sergilememiştir. Çok hareketli, çok önemli deniz, hava ve karayollarının üzerinde bulunan Hindistan aynı zamanda bütün dünyanın da ilgisini çeken bir ülke konumunda olmuştur hep. Şu anda da öyledir. Dünyada bildiğiniz üzere coğrafi alan olarak 7. büyüklüğe sahip bir ülkedir. En kalabalık dünyanın 2. ülkesidir. Tabii ki dediğim gibi birçok önemli yolların, baharat ve ipek yollarının da üzerinde bulunduğu için tüccarların, kaşiflerin ilgisini çeken bir ülkedir. Her zaman esrarlığını koruyan zengin, hatta şaşalı masallar ülkesi olarak da adlandırabiliriz Hindistan'ı. Zaten öğrencilerime sorduğumda işte Hindistan size neyi çağrıştırıyor? Hocam renklilik, işte danslar, müzikler, böyle ilk akla gelen rengarenk bir ülke. Sadece tabii dansı müziği değil, dediğim gibi etnik yapısı, kültürü, işte bulunan insanların görünüşleriyle çok harika ve gerçekten de masallar ülkesi diye adlandırabileceğimiz bir coğrafya. Çok uzun ve karmaşık tarihi boyunca siyasi bakımdan Babürler ve İngiliz dönemine kadar hiçbir zaman tam bir bütünlük, tam bir merkezi yönetim altına girmemiş bir topraklar bütünüdür Hindistan. Tabii ki Hindistan deyince aklımıza sadece bulunduğu coğrafya olarak değil de Pakistan, Bangladeş, Myanmar, Afganistan ve Sri Lanka arasında paylaşılmış bir bölge bilmemiz gerekiyor. Yani bu aklımızdan çıkmamalı. Çünkü bugün Pakistan, Afganistan, işte Bangladeş ve Myanmar'ın da tarihi dönemlere baktığımızda Hindistan'ın bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu bölüşmede tabii ki kaynaklar bakımından en zengin ve sanayi bakımından da en gelişmiş bölgelerde nüfusun büyük bir kısmı, yaklaşık %70 civarında Hindistan Cumhuriyeti'nin payına düşmüştür. Dediğim gibi etnik yapısı çok karışık. Yani Hindistan aslında derya deniz bir alan. Her biri ayrı bir programda ele alınacak kadar geniş konulara sahip. Ülkenin en eski halklarından mesela koyu işte renkli Dravidlerden bahsederiz. Tabii çok eskilere gitmeyeceğim. Çünkü tarih böyle sevmeyenler açısından çok sıkıcı gelebilir böyle çok eski dönemlerden itibaren ele alırsak. Dolayısıyla Hindistan'a ilk gelenler diye baktığımızda Türkistan yani Orta Asya coğrafyasından akın edenler olarak adlandırabileceğimiz Ari köken ya da Aryan diye nitelendirdiğimiz beyaz renkli topluluklar gelmiştir. Hatta bu toplulukların da işte Türk olup olmadıkları konusunda rivayetler var. Bunlar araştırılıyor. Bunu da söyleyeyim. Arilerin dışında Hindistan'a Persler, Yunanlar, Makedonlar, Araplar, işte evet dediğiniz gibi Türklerin ilk kolu olan Akunlar, daha sonra Gazneliler,
Lale Sultanlığı ve son halkayı da Babürler oluşturmuştur. Değişik dil, ırk ve dinden insanların gelişi tabii ki Hindistan'ın da işte mevcut kültürünün daha da büyük olmasının önünü açmıştır. Bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız da buradan tekrar işte ben de yinelemiş olayım. Hindistan'da konuşulan dillerin sayısı 1200 civarında. Yani bunlar bölgesel dil. Ancak tabii bu bile çok gerçekten de hayret verici bir durum iken resmi dillere baktığımızda 22 tane resmi dil var Hindistan'da. Ancak Hindistan'ın genel olarak halkı ne konuşuyor? Hintçe ve İngilizceyi ve Urduca'yı konuşuyorlar. Urduca daha çok Müslümanlar tarafından konuşuluyor. Hintçe de bütün Hindistan halkı tarafından konuşulan bir dildir. Din grubuna baktığımızda Hindular birinci sırada, Müslümanlar yani İslamiyet Hindistan'da ikinci din grubunu oluşturuyor. Geri kalanı Sihler, Hristiyanlar, Budistler, işte Canistler ve bunun dışında bazı dini inanışlar da mevcut. Böyle baktığımızda Hindistan'ın dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten böyle bir resmi açıklamada daha önceki yıllarda yapılmıştı. Evet, gördüğümüz üzere Hindistan etnik yapısı, kültür mozaiği ve gelenekleriyle rengarenk bir ülke. Türkler de Türkistan coğrafyasından Hindistan'a geçmişlerdir. Ve Hindistan dediğim gibi sadece Türklerin değil, az önce zikrettiğim üzere birçok topluluğun da dikkatini çeken çok önemli yollar üzerinde bulunmuştu. Neden Türkler burayı tercih etti? Neden etmesin ki? Yani çünkü etnik yapı olarak karışık, tam bir merkezi yönetim yok, birlik yok, düzen yok. Çok fazla dini oluşum var. Çok fazla mesela Hinduizm evet etkin ama çok fazla dini obje var. Çok milyonlarca tanrı var ve insanlar arasında belli bir birlik yok. İşte bu birliği sağlamak da sanırım Türklerin ne denir işte cihan mefkûresi yani Türk adına Türk kimliğini dünyaya yayma emelinden kaynaklı olarak Hindistan'a da gitme ve buraya Türk adına İslamiyet'i yayma amacı içerisine girmişlerdir. Bu görev de Türklere düşmüş ve bunu başarılı bir şekilde yerine getirmişlerdir. Tabii Hindistan coğrafyası Türkler için çok da kolay bir coğrafya değil. Çünkü engebeli bir arazi. Muson yağmurlarının etkin olduğu, hatta şu aralar muson yağmurlarının etkisi altında birçok yerde sel var. Muson yağmurları var ve bu yağmurların etkisiyle birlikte ve iklimin de etkisiyle birlikte arazi çok geniş olsa da çok verimli araziler yok. Yani verimli arazi sayısı çok az. Türklerin böyle bir coğrafyada ayakta kalması gerçekten hiç kolay değil. Ama Türkler yapı gereği, gelenekleri gereği, işte yetiştirilme tarzı gereği diyelim, miras aldıkları atalarından gelen bir yönetme tarzıyla, işte zor koşullara dayanma tarzıyla gerçekten de bu coğrafyada da etkin bir şekilde, başarılı bir şekilde Babürler dönemine, hatta İngilizler dönemine kadar diyelim, ayakta kalabilmişlerdir. Şimdi ben tek soruda bütün şeyleri anlatmayayım isterseniz. Hasan Bey, soru. Estağfurullah hocam. Biz hocam bir derya olunca izleyip kalıyoruz. Peki hocam, ben az önce çok mu cevap verdim? Bu arada bilmiyorum. Ben başlayınca evet, hocam böyle... gayet güzel. Gayet güzel. Dinize sağlık. Kıymetli hocam, az önce siz de buyurdunuz. Derli Türk Sultanlığı'ndan bahsettiniz. Derli Türk Sultanlığı'nda aslında Babürler'e geçmeden önce orada bir ismi parantez açmanızı sizden rica edeceğim. Hadi. Gaziye Begüm Sultan. Onun evet, hakkında, kendisi hakkında bilgi rica edebilir miyim sizden? Tabii ki, seve seve. Gerçekten çok teşekkür ederim Hasan Bey. Raziye Begüm Sultan'ı bilmeyen çok kişi var. Tarih bölümünde okumanız ayrıca benim bu program davetini kabul etmemde çok büyük bir etken. Bunu söyleyeyim çünkü araştırıyorsunuz ve bu işi gerçekten severek yapıyorsunuz. Bu da zaten net bir şekilde kendini gösteriyor. Raziye Begüm Sultan'ı bilmek gerçekten de çok zor olmasa da çok kimsenin yapamayacağı bir şey. Raziye Begüm Sultan, bu konuda benim bir tane de çalışmam var naçizane. Çok ayrıntıya girmeden genel hatlarıyla aktaracağım yine. Babürler döneminden önce Hindistan'da kurulan ilk Türk İslam devleti olan Delhi Sultanlığı'nın, Delhi Türk Sultanlığı'nın ilk ve hatta Hindistan coğrafyasının ilk ve tek kadın hükümdarıdır. Türk İslam dünyasının Asya, Güney Asya kıtası açısından ele aldığımızda ilk
ve tek kadın Türk hükümdardır. Bu çok önemli bir şey. Raziye Sultan 1236 yılında tahta çıkmıştır. Delhi Sultanlığı'nın kurucularından olarak zikredebileceğimiz Şemseddin İltutmuş, Kutbettin Aybek'ten sonra çok önemli bir isimdir. Şemseddin İltutmuş'un 12 tane ya da 11 tane, bu sayılar çok şey değil, 11-12 oğlu olduğu kesin bilgiler arasında. 11 oğlu olarak varsayarsak, 2 tane kızı var, 11 oğlu var. İki kızından işte Raziye Sultan, Şemseddin İltutmuş'a yakın, babasının dibinden ayrılmayan, oldukça cesur, akıllı, gözü pek, yani bir erkekte olabilecek kadar üstün özelliklere, işte cesaret konusunda, mertlik konusunda, yiğitlik konusunda üstün vasıflara sahip olan bir kız. 11 çocuğuna rağmen, 11 erkek evladına rağmen Şemseddin İltutmuş kendinden sonra kızı Raziye'nin tahta geçmesini istemiştir. Neden? Şimdi Türklerde tabii ki işte biliyorsunuz töreler gereği babadan oğula geçer saltanat. Ancak Şemseddin İltutmuş'un Raziye Sultan'a kendinden sonra vasi tayin etmesinin altında çok önemli bir etken var. 11 oğlunda ne bulamadı Şemseddin İltutmuş? Ülkeyi yönetecek irade bulamadı, kabiliyet bulamadı ve bunu kendi ifade ediyor. Diyor ki benim 11 tane oğlum var ama 11'inde de ülkeyi yönetecek kabiliyet yok. Ama diyor Raziye Sultan 11 tane işte 12 tane oğlumun gücüne yetecek kadar, onların toplam cesaretini taşıyacak kadar gözü pek bir şeydir, kızımdır işte. Hatta ona gözümün nuru diyor. Ondan başka da saltanatı bırakacak, güveneceğim bir isim yok diyor. Yani tabii Raziye Sultan'ın önemli olması, işte ilk hükümdar, ilk kadın hükümdar olması, bulunduğu yüzyılı düşündüğümüzde 1236 yılları düşün, yani 13. yüzyıl Türk kadınına ya da kadına diyelim, Türklerin verdiği neyi gösteriyor bu? Güve şeyi, önemi gösteriyor. Kadının konumunu gösteriyor. Bu aslında bizi ilgilendiren. Günümüze baktığımızda her tarafta, hani bu biraz şeydir tabii, konumuzun belki de yani formatını bozacak ama gerçek olarak baktığımızda Türkiye'de bile bir sürü kadın cinayeti var. Kadın hakları işte, ne bileyim yani, kadınlara değer verilmezken 1236 yıllarında Şemseddin'i tutmuş Hindistan gibi yönetilmesi, güç bir nedir alana, coğrafyayı Raziye Begüm Sultan'a emanet etmiştir. Kızım senden başka bu ülkeyi kimse yönetemez demiştir. Bu çok güzel bir şey. İşte bu nedir? Türklerin tarih boyunca miras aldıkları kadına değeri devlet yönetiminden tutun her ortamda çok net bir şekilde kanıtladıklarının çok önemli bir göstergesidir. Babası öldükten sonra Raziye Sultan hemen tahta geçmedi. Yani takdir edeceğiniz üzere işte bir kadının, daha doğrusu 16-17 yaşlarında bir genç kız ülkeyi yöneteceğine kimse güvenmiyor, inanmıyor. Yani ne demek işte, o kadar o erkek çocuğu varken bir kıza mı düşmüş yönetmek diye devletin ileri gelenleri, Kırklar Meclisi diyoruz hatta, 40 kişiden oluşan önemli devlet adamları, onlar izin istemiyorlar ve kardeşi tahta geçiyor. Kardeşinin de 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Hindistan'ı, yani tahtı daha doğrusu, ne hale getirdiğini görüyorlar. Ve kardeşi 6 ay 28 gün gibi kısa bir dönem sonra tahttan indiriliyor ve devlet adamları bu defa babasının vasiyetini yerine getirerek Raziye'yi tahta çıkarıyor. Raziye'nin hikayesi aslında, hani çok girmesem de, Raziye deyince benim de tüylerim diken diken oluyor. Bir çok acıdır sonu. Zaten belirli bir süre evlenmiyor. Kendini tamamen Hindistan'a adıyor. Gerçekten de her anlamda Hindular da başta olmak üzere Hindistan halkının yanında olmaya çalışıyor. Özveriyle elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Halk arasında genelde erkek kıyafetiyle dolaşıyor, at üzerinde. Onların sorunlarını dinliyor. Hani kimliğini son zamanlara doğru hiç kimse tam olarak tespit edemiyor. Yani hiç kimse halk arasında dolaşan o kişinin bir kadın olduğunu ya da bir kız olduğunu bilmiyor. Özellikle bir Hindistan sultanı olduğunu bilmiyor. Halka bu şekilde daha yakın olarak davranma amacı güdüyor ilk başlarda tabii ki. Şöyle bakacak olursak, İngiltere kraliçesi 1. Mary'den 318, Kraliçe 1. Elizabeth'ten 322 yıl, Kraliçe Victoria, 1. Victoria tabii ki 600 yıl önce hükümdarlık yapmış bir kadından bahsediyoruz. Bir Türk kadından bahsediyoruz.
Tabii bu aynı Raziye Sultan aynı zamanda da bir şair. Türk sultanlarda genellikle hassas bir ruh var. Bunu zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bir şairlik ruhu, bir yazarlık ruhu var. Raziye Sultan da şiirlerini yazıyor. Daha sonra şiirlerinin bir kısmı işte yok ediliyor. Bazıları işte derme çatma ve kağıt parçalarıyla bir araya getiriliyor. Hatta Türk tarihinin de ilk kadın şair olarak da zikrediliyor. Azerbaycan'ın Gence şehrinde Mehseneti Gencevi diye başka bir şair de var aynı yıllarda yaşamış. Ondan sonra düşünecek olursa da Raziye Sultan hükümdar olarak aynı zamanda da şair olarak zikredebileceğimiz çok önemli bir isimdir. Vefatıyla ilgili de böyle birkaç cümle bir şey söyleyeyim. Raziye Sultan 4 yıl gibi kısa bir süre tahtta kalıyor. Ve bu 4 yıl gibi kısa sürede Hindistan halkının gerçekten de kalbini fethediyor. Esir ediliyor kardeşi tarafından. Daha sonra işte bu esaretten yörenin valisiyle evlenme yoluyla tekrar Hindistan tahtını ele geçireceği düşüncesiyle evlilik gerçekleştiriyor. Ve bu evlilik sonunda işte kardeşleri tarafından öldürüldüğü rivayeti var. Bir başka rivayette işte esir olduğu yerden kaçarken ya da kardeşlerinin işte bu ne denir? Kardeşlerinden kaçarken diyelim, yorgun düşüyor bir tarlada. Bir Hindu çiftçi ve karısı onu eve taşıyorlar. Tabii erkek kılığında olduğu için böyle bir önce şeyi açıyorlar işte üzerindeki yani kaftan gibi işte kıyafetini açıyorlar. Bir bakıyorlar ki işte bayan çok güzel bir kadın. Ya diyorlar böyle güzellik ancak bir prenseste olabilir. Bu kimdir? Normal bir halk değil filan. Bir de bakıyorlar ki üzerinde bakıyor ki diyeyim şey çiftçi. Üzerinde değerli taşlar var. Kıyafetleri böyle işlemeli. Diyor ki yani bu normal bir halk değil. Bu kesin bir hükümdar kızı. Biz bunu ne yapalım? İşte şimdi birilerine söylesek öldürdü derler. Ya da siz kaçırdınız bir şey yaptınız diye beni öldürürler diyor. Korkuyor adam. Şöyle yapıyor tabii bu korkudan önce Raziye Sultan'a ait olan bir kumaş parçasını ya da işte değerli bir takısını şehre götürüyor satmak için. Diyorlar ki sen fakir bir çiftçisin bunu nereden aldın? İşte çiftçiyi konuşturuyorlar geliyorlar evde bakıyorlar ki işte Raziye Sultan'ın cesedi var. Hatta adam onu işte kimse gelmeden önce gömüyor bulundu gömüldüğü yerden çıkarıyorlar filan. Yani böyle rivayetler var. Ölümü biraz şüpheli ancak öldürüldüğü net Raziye Sultan'ın. Raziye Sultan'ın kabri Delhi'de Cuma Mescidi'nin hemen arkasında. Köhne bir sokakta herhangi bir tabela falan yok. Ben gittiğimde gördüm içler acısı. Yani inanamıyorsunuz tabii ki ilk kadın hükümdar, üstelik ilk Türk hükümdar. Yani sonu bu sonu mu hak etti diye de kendi kendinize soruyorsunuz tabii ki. Böyle bir hazin hikayesi var. Evet, Raziye'den sonra dilerseniz Türklerin Hindistan'daki varlıklarına bir giriş yapalım. Lütfen. Zaten öyle soru da bu şekildeydi değil mi? Tabii ki buyurun hocam. Hocamızın şu anda bağlantıları kesildi. Kendini şu anda tekrardan yayını almaya bekliyoruz kendilerini. Şu anda hocamız gelene kadar. Evet. Ben hocamızı hemen size istirham etmek istiyorum. Hocam buyurun. Evet, internet bağlantısı koptu sanırım. Evet. Şimdi Buyurun bazen hocam. ben böyle konuya dalınca eğer şey yaparsam lütfen sen de ya da siz de uyarın olur mu? Lütfen. Şimdi Hindistan halkı dediğim gibi hemen hemen hiçbir devirde komşu ülkeleri ele geçirme, dışarıya yayılma eğilimi ve gayret içerisinde olmadı. Buna karşılık konuşmanın başında da söylediğim gibi sürekli dışarıdan bilhassa ülkenin kuzeybatısında bulunan geçitler üzerinden göç aldı. Bazen bu göçler tabii ki işte akınlar yoluyla, devlet kurumayla sağlamlaştırıldı. Bazen de istilalar yoluyla devam etti. Tabii Raziye Sultan'la giriş yaptık ama biz Raziye Sultan'dan önce Türk döneminde Akunlardan yani bahsetmeyeceğim. Sadece isim olarak bahsedeceğim. Akunlar var. Akunların öncesinde Hindistan'a 11. yüzyıldan itibaren kalıcı bir güç ve sonraki yüzyıllarda belirleyici bir unsur olarak giren Gazneliler var. Gazneliler biliyorsunuz Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında ve günümüzde Müslüman nüfusun oluşmasına çok önemli bir etkendir. Bugünkü Müslüman nüfusu işte 250 milyon civarında ise Hindistan'da.
Hindistan'ın ikinci büyük nüfusu, söylediğim gibi. Bu Gaznelilerle başlamış, Türklerle devam etmiştir. Kalıcı bir güç ve belirleyici bir unsur kelimeleri de çok önemlidir. Belirleyici neyi belirlemiş? Hindistan'ın bugünkü durumunu belirlemiştir. Yani bugünkü işte idari yapısını, yönetim sistemini, işte ne bileyim bir takım geleneklerin, kültürlerin oluşumunda, mimari eserlerin oluşumunda, daha sonra bunlara değineceğiz zaten, belirleyici unsur olmuştur. Akunlarla başlayan, Gaznelilerle devam eden ve İranlı, Avrupalı, Arapların da bölgeye karşı yürüttükleri bir siyaset var. Tabii Gaznelilerden sonra Raziye Sultan'ın da içerisinde bulunduğu Delhi Sultanlığı Hindistan tarihinde çok önemli ilklere imza atmıştır. Hindistan'ı vatan olarak tasavvur eden Türklerin bu bağlamda ülkenin kalkınmasına katkıda bulundukları tabii ki aşikardır. Kaçınılmaz bir şekilde Türk ve Hint kültürü arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. İşte bu Türk devletlerinin kuruluşuyla, Babürlerin bu devletlerin en sağlamını oluşturmasıyla bu etkileşim günümüze kadar sürmüştür. Hatta bu etkileşim Mahatma Gandhi'nin İngilizlerin Hindistan'ı istila ettiği dönemde söylediği bir sözle kendini daha güzel bir şekilde ortaya atmaktadır. Mahatma Gandhi şöyle demiştir: Hindistan bir ana, onun iki evladı var. Biri Türk milleti, diğeri de Hint milletidir. Yani Hintlilerdir. Hatta bu cümleyi şöyle de söyleyebiliriz: Hindistan bir ana, Hindistan'ın iki evladı var. Biri Müslümanlar, biri Hindular. Bunu bu şekilde de işte kaynaklarda görebiliyoruz. Ama asıl olan Türkler ve Hintlilerdir. Çünkü Hintliler deyince bütün din mensupları zaten içine girmiş oluyor. Gandhi'nin bu sözü Hindistan'daki sosyal ve kültürel yapının Türk-Hint etkileşiminin bir izdüşümünü göstermesi bakımından önemli. Delhi Sultanlığından sonra evet Babürlüler 1526 yılı gibi Hindistan'a hükmedecekler ve 1858 yılına kadar da Hindistan coğrafyasında çok etkin rol oynayacaklar. Hindistan Türklere ne vermiştir ya da Türkler Hindistan'a ne katmıştır? Böyle bir soruyla devam edecek olursak, bu soruyu aslında benden ziyade Hintli birinden duymak bence daha önemli olsa gerek. Ben de sizin için Hintli biri olan ve Hindistan Türk tarihiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapmış olan Profesör Doktor Ekmel Eyyubi ya da Akmal Eyyubi diye önemli bir isim var. Aligarh Müslim Üniversite ya da Müslüman Üniversitesi diye adlandıracağımız Hindistan'ın en önemli üniversitelerinden. Burada görev yapmış bir öğretim üyesidir. Türkiye'de de gelmiş çalışmalar yapmıştır rahmetli tabii ki şimdi. Türkler Hindistan'a elle tutulur ne vermişlerdir diye sormuşlar. O da çok güzel bir şekilde bir Hintli olarak hissettiği ve yaşadığı şeyleri ifade etmiştir. Türkler Hindistan'a karşı daimi bir sevgi ve sempatisiyle dolu, kendilerinde olan her şeyin en iyisini vermişlerdir. Bakın bu çok önemli bir cümle. Kendisinde olanların en iyisini Hindistan halkına vermişlerdir. Yani kendilerinde olmayan hiçbir şeyi zaten veremezler. Kendileri için istedikleri en güzel şeyi de Hindistan'ın kültürel mirası üzerinde ne yapmışlardır? Canlandırmışlardır. Ve onlara bu anlamda hükümet sisteminden işte idari yeterlik müessesesine kadar entelektüel, edebi ve manevi faaliyetler anlamında da çok şey kattıklarını Akmal Ayyubi dile getirmiştir. Yani bu cümlelerden de anlaşılacağı gibi Türkler ile Hintliler tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlıdır. Türk medeniyetinin Hindistan tarihi üzerinde doğrudan doğruya bir etkiye sahip olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü Türklerin Hindistan'a kazandırdığı en önemli şey tek tanrı inancıdır. İşte Gazneli Mahmut'la gelen İslamiyet günümüze kadar dediğim gibi Müslüman nüfusun oldukça etkin ve yoğun bir şekilde Hindistan'da varlık göstermesinin yolunu açmıştır. Yine Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Türkler aynı zamanda Türk töresini ve adaletini de Hindistan'a etkin kılmışlar. Günümüze kadar da yok olmadan gelmesini sağlamışlardır. Hindistan'a ihtiyacı olan her şeyin en iyisini veren Türkler, herkesin ırk, renk, dil ve din farkı gözetmeksizin aynı çatı altında yönetilebileceğini göstermiş. Ve bu anlamda da sosyal, kültürel ve edebi anlamlarda alanlarda çok fazla yenilikler getirmişlerdir. Tabii ki ne yazık ki coğrafi şartlar
ve etnik unsurlar Türklerin yerli halk arasında erimesine neden olmuştur. Ancak Türk izi hiçbir zaman silinmemiştir. Günümüzde de Hindistan'da yaşayan Türkler var. Belki ilerleyen şeylerde buna değiniriz. Türkler liderlikleri süresince Hindistan'ın devlet yönetiminden, ordu sistemine, edebiyattan, kültüre, işte aynı şeyleri tekrarladığımın farkındayım ama bunlar çok önemli. Sanattan mimariye kadar pek çok alanda kendini hissettiren çalışmalar, faaliyetler yapmışlardır. İslamiyet'in Hindistan sahasına girmesiyle İslam ve Hint sentezli mimari eserler kendini göstermiştir. Kültür medeniyetin gelişmesine bu derece etki gösteren Babürler kendine has mimari tarza ek olarak işte İran kültürünün ve Hint üslubunun, Hint üslubu deyince tabii içerisine Hindistan'da bulunan bütün dinleri katabilirsiniz. Katarak yani bütün bu renkliliği katarak çok farklı kültürel bir miras bırakmışlardır. İşte yani madem konu açıldı, örneğin Agra'daki Tac Mahal'i, işte evet, Hindistan'ın evet, muhteşem simgesi olan Tac Mahal'i örnek verebiliriz. Ben Tac Mahal'i biliyor musunuz kim yaptırdı diye soruyorum. Hani kim bilmez ki diyeceksiniz ama gerçekten de bilmeyenler var. Aldığım cevaplar karşısında çok şaşırıyorum. Üzülüyorum tabii ki. Bu şaşkınlık aslında gerçekten de acı. Tarihimizi çok fazla sahiplenemememizin ya da sadece öğretilmek amacında olunup da işte sevdirilmekten uzak bir ne denir? Çok da bir şeylere de dokunmak istemiyorum ama bir müfredat sistemimizin olması aslında bizi tarihimizden kopartıyor. Yani tarih biraz ötelenmiş oluyor. İşte bunların en önemli halkası ve küçük bir örneği ama çok büyük anlam ifade eden Tac Mahal. Tac Mahal, yani merak ediyorsanız anlatayım biraz. Lütfen hocam, ki dünyanın yedi harikasından bir tanesi ve büyük, evet, bir Türk eseri. Hindistan'ın temel simgesi. Yapılan en büyük mabetlerden bir tanesi. Lütfen dinlemek isteriz sizlerden. Evet, gerçekten de öyle. Hindistan'ın simgesi ve ekonomik anlamda da Hindistan'a çok şey katan bir mimari şaheserdir. Tac Mahal beni çok duygulandırıyor. Ben iki kez gittim. İnşallah herkes gidebilir. Gitmek isteyen herkes, Allah nasip etsin. Çok farklı bir görüntüsü var. Yani bu kartpostallardaki ya da ekrandaki gördüklerimizden çok daha değerli. Yani adeta o mermerler konuşuyor. Ekonomik anlamda dediğim gibi Hindistan'a katkısı var. 3-4 milyon turist ziyaret ediyor. Bunu söyleyeyim. Biz de turistler sınıfındaydık ziyaret ettiğimizde. Bu da tabii çok acı yani ama yapacak bir şey yok. Turist değiliz aslında. Biz buranın, ya yani Tac Mahal'in, işte daha doğrusu bizim atalarımızın mimari eseridir. Bu mimari eser bizim geçmişimizdir, bize aittir diyemiyoruz. O da ayrı bir durum. Türbenin inşa, yani Tac Mahal biliyorsunuz bir türbe. Daha önceden burada namaz kılınıyordu, cuma namazları kılınıyordu. Ancak türbenin, yani Tac Mahal'in mimari dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle bu daha sonra yasaklandı. Yapımı için 20 bin işçi çalıştı, çalıştırıldı ve 20 yılda tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından en ünlü mimarlar getirtildi. Osmanlı, İranlı, Suriyeli, işte hatta Venedik'ten bir takım, hatta Fransa'dan çok önemli mimarların getirildiğini biliyoruz. Asıl mimari yapının Osmanlı mimarı olan Mimar Sinan'ın talebelerinden olduğu bilinen, örneğin işte Mehmet İsa Efendi'nin asıl mimarı olduğunu söyleyebiliriz. Yani asıl mimari şeyin ortaya çıkmasının baş rolünde oynayan isimdir. Her biri farklı yerden gelen çok sayıda mimarla ortaya çıkan bir şaheserdir. Tac Mahal biliyorsunuz yüz binlerce değerli taştan oluşuyor. Yani üzerinde oluşuyordu diyeyim. İşte akikler var. Akik, sedef, firuze, 42 tane zümrüt, 142 tane sanırım yakut, 625 tane pırlanta, 50 tane iri inciler, işte hatta bazı noktalarında elmas olduğu da söyleniyor. İngilizlerden sonra yağma edilmiş çok net bir şekilde. Bu zaten bilinen bir şey. Ben gittiğimde sadece akiklerin bir kısmının durduğunu gördüm. O da zaten bir takım deneylerle gerçek mi değil mi onu anlıyoruz. Peki Tac Mahal kim tarafından yapıldı? Asıl önemli şeyi atladık. Şah Cihan tarafından, Babürlü hükümdar Şah Cihan tarafından
Kim için yapıldı? Karısı için, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal için yaptırdı. Şahcihan eşi Mümtaz Mahal'i o kadar çok seviyor ki eşi öldüğünde onun acısıyla devlet işlerini boşluyor, bırakıyor ki düşün Hindistan'ın en önemli hükümdarlarından biri. O dönemde Türk mimarisi şahlanmış, Türk edebiyatı şahlanmış, Türk sanatı zirve yapmış. Ancak Şahcihan'ın eşinin vefatı Şahcihan'ın belini bükmüş. Ve öyle bir yasa giriyor ki bu matemini ancak Tac Mahal'le ortaya çıkarabileceğini ve ona olan aşkını, karısına olan aşkını Tac Mahal'le gösterebileceğini söylüyor. Oğlu Evren Gizip tarafından Şahcihan devlet işlerini işte önemsemediği için ya da boşladığı için tahttan indiriliyor. Zaten Evren Gizip babası hayattayken tahta geçme mücadelesine giriyor ve babasını Tac Mahal'in karşısında bulunan Agra Kalesi'ne hapsediyor ve 8 yıl gibi burada küçük bir odadan, küçük bir pencereden Şahcihan Tac Mahal'in yapımını izliyor. Yalnız Tac Mahal'in yapımının yani bittiğini görmeden Şahcihan ölüyor Agra Kalesi'nde. Evren Gizip babasını 8 yıl boyunca ziyaret etmemiş mesela. Bu da ayrı bir şey tabii. Acı, yani çok acı bir hikayesi var. Aslında bu hikaye değil de gerçek bir olay. Şahcihan'ın karısına duyduğu aşkı ve onun ölümüyle işte girdiği yasa anlatan önemli bir eserdir. Karısı Mümtaz Mahal 14 tane çocuğu var. 14. çocuğunu dünyaya getirirken vefat ediyor. Hatta Şahcihan diyor ki oğluna Evren Gizip'e, oğlum sana vasiyetim Tac Mahal'in aynısını siyah mermerlisini de işte karşı tarafa yaptı. Yani Tac Mahal'in bulunduğu yerde bir nehir var, Yamuna Nehri. Bunun karşısında Agra Kalesi var. Hemen yanına da siyah mermerli Tac Mahal yaptırıyor. Ve tabii oğlu bunu şey yapmıyor, yapmıyor. Yerine getirmiyor babasının vasiyetini. Neden yerine getirmiyor? Babürler gibi önemli bir imparatorluğun artık imparatorluk noktasına gelmiştir. Çünkü Ekberşah döneminde anlatacağım zaten biraz sonra. Böyle bir, büyük bir imparatorluğun işte bir aşk karşısında aciz durumunu göstermek istemiyor dünyaya Evren Gizip ve babasının vasiyeti başlamadan bitiyor. Hatta orada daha sonra İngiliz seyyahların yapmış olduğu bir takım çalışmalar var. Siyah mermer parçalarına rastlıyorlar. Bunlar kendi eserlerinde geçiyor ve muhtemelen işte başlanmadan bitiyor. Böyle bir hikayesi var Tac Mahal'in. Tac Mahal'in şöyle de bir güzelliği var. Dünyada en çok saygı duyulan kadındır Mümtaz Mahal. Ve en çok aşka duyulan sevgiyi, saygıyı temsil eden bir şeydir, göstergedir. Ve dünyada işte bu aşkın timsalini görmek için Hindistan'a akın ediyor. Ve bu da biliyorsunuz, siz de söylediniz. Bu güzellik de Dünya Miras Listesi'nde UNESCO tarafından korunmaya alınmıştır. Böyle bir hikayesi var Tac Mahal'in. Tabii biz bunları bilmiyoruz. Sadece bir mimari eser gözüyle bakıyoruz. Ben Tac Mahal'i ziyaret ettiğimde işte tabii bura kim işte anlatıyor rehber. Buna da daha sonra değineceğim de ben Hindistan deyince bir tuhaf oluyorum. Ya konudan konuya atlıyorum. Çünkü o kadar söylemek istediğim şey var ki derya deniz Hindistan gerçekten de. Yani nerede acaba hani şunu da aktarsam, bunu da öğrenseler, bunu da duysalar, bunu da bilseler heyecanıyla anlattığım için lütfen izleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Tac Mahal'i ziyaret ettiğimde rehberin işte burası Moğollar tarafından yapılmıştır şeklinde işte turistlere anlatım tarzına birkaç kez karşı çıkmıştım olmuştur. Burası Moğolların değil Türklerin mimari eseridir ve kurucusu da yapımının sebep yani yaptıran da ünlü Türk imparator hükümdar Şahcihan'dır diye gururla söylemişimdir. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Tac Mahal Babürlerin ulaştığı medeniyetin en mükemmel örneğidir diyebiliriz yani toparlayacak olursak Tac Mahal'i. Böyle Tac Mahal gibi güzel örnekler var Hindistan'da. Babürler dönemi Türkistan tarihçiliğinin gelişmesinde mimari eserlerini zaten kendini zirve noktaya taşımış ve bu şekilde kanıtlaya gelmiştir. Günümüzde de en çok ziyaret edilen yapılar arasında Hindistan'da Türklerin yapmış olduğu mimari eserler gelmektedir. İşte Delhi Sultanlığı döneminde yapılan İslamiyet'in Hindistan'daki ilk temsili sayılan Kutup Minarı da tabii ki zikretmek gerekiyor.
günümüzde hala dimdik ayakta kalmaktadır ve gerçekten de bunun gibi o kadar çok mimari eser var ki işte Delhi Camii var, 25 bin kişinin aynı anda avluda namaz kılabildiği Cuma Mescit var, Kızıl Kale var, yani o kadar çok var ki Agra Kalesi var, hatta Hümayun Şah'ın türbesi var ki türbe dünyanın en önemli sekizgen mimari eserlere örnek olacak tarzda bir güzelliğe sahiptir. Zarafet, nezaket ve ustalık kesinlikle Babil mirasının ve mimarisinin en önemli özellikleri arasında sayılabilir. Bütün mimari eserler, bütün gerçekten de güzellikler çığır açıcı bir şekilde dünya tarih mirasında yerini almıştır. Tabii bunun dışında Türklerin Hindistan'a kattığı mimarinin dışında çok güzel farklı nedir? Etkenler de vardır. İşte dedim ya sanattan edebiyata, edebiyattan astronomiye, tarihe, bilime yani birçok alanda çok fazla getirileri olmuştur. Bugünkü Hindistan'ın yönetim tarzı, idari sistemi de Türkler döneminde şekillenmiştir. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani yönetim sisteminin işte bakan herkesin kendi görevi çizgisinin olması, devletin bakanlıklar statüsüne ayrılması, ülkenin eyaletlere bölünmesi Türkler döneminde olmuştur. Dil konusunda da Türklerin Hindistan'a katkısı, mesela Urduca'nın, Orduca demek aslında ordu dilidir. Urduca'nın Türkler tarafından ortaya çıkarıldığını, icat edildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii ki Urduca Müslüman coğrafyada yani Hintli Müslümanlar tarafından konuşulan bir dil olduğundan çok önemlidir. Çünkü Hindistan nüfusunun ikinci ayağını oluşturuyor Müslümanlar ve konuştukları dil de Urduca'dır. Urduca, Turkamata denilen Türk ne denir işte ana dili demek yani ana dil Türkçe anlamına gelir Urduca. Hocam aslında şunu da diyebilir miyiz aslında? Hindistan'da var olan tarihi eserler aslında tamamıyla Türk mirası, Türklerden gelen bir miras, kültür ve sanat güzelliği olarak adlandırabiliriz. Tamamıyla demeyelim ama büyük bir kısmını Türk mimarisi oluşturmaktadır. Çünkü Türklerden sonra yani Babürlerden sonra Hindistan'ı işgal eden İngilizler tamamen Türk varlığını ortadan kaldırmak için büyük bir çaba sarf etse de kendi mimari eserlerini de bir takım eserlerde ortaya koymuşlardır. Peki Bir hocam. takım yapılar ortadan kaldırılmıştır. Mesela Delhi'de eski ve yeni Delhi olmak üzere iki bölüm var. Eski Delhi yani aynı şehir içerisinde iki parçaya bölünmüş bir şehir görebiliriz. Eski Delhi'de Türklerin mimarisini, mirasını net bir şekilde hissederken yeni Delhi daha çok işte modern yapıların İngiliz döneminden kalma mimari eserlerin, kütüphanelerin bulunduğu bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Etkileşimler tabii ki dediğim gibi mimari eserle bitmiyor. Siz buyurun ben devam edeyim. Estağfurullah hocam. Hocam aslında sadece Taç Mahal bile bir programlık bir konu. Ama Evet ki. süremiz kısıtlı olduğundan 43 dakika kadar bir zaman ayırabildik. Hocam hemen hızlı ilerlemek istiyorum ben de çünkü çok güzel bir geniş bir konu. Merak edilen de çok fazla konu var. Babürşah'dır, Evet. daha sonra arkasına gelen Ekberşah dönemidir, din ilahisidir. Daha sonra soracağımız özel sorular orada Kurban Bayramı nasıldı vesaire. Bu soruları Evet. sizlerle sormak istiyoruz. Hocam ilk başta isterseniz, dilerseniz Babürşah dönemine gelmek istiyorum. Babürşah dönemine sormak istiyorum hocam size. Babürşah dönemi hakkında ne demek istersiniz ki sanırım ilk hükümdar ve adını veren hükümdar değil mi hocam? Evet, Babürler Devleti'ne zaten adından da anlaşılacağımız gibi kuran şahıstır. Muhammed Zahirüddin Muhammed Babür'dür. 1526 yılında kurmuştur. Hindistan'a dirlik ve düzen getirmiştir Babürşah. Babürşah çok fazla tahta kalmıyor, kalamıyor. 1526'da devleti kuruyor, 1530 yılında vefat ediyor. Ancak Babürşah tabii ki biliyorsunuz Türkistan coğrafyasından gelen bir Türk hükümdar olduğundan Hindistan'a geldiğinde Türk töresini, Türk adaletini, işte Türk kültürünü, Türk kimliğini de beraberinde getirmiştir. Babürşah köken itibariyle, nesep itibariyle çok soylu bir aileye
mensuptur. Bunu tabii ki söylemek gerekiyor. Baba tarafından Timur'un 5. Göbekten torunu, anne tarafından da Cengiz Han'a dayanmaktadır. 12 yaşında Fergana'da tahta çıkıyor ve daha sonra işte Hindistan'da da gücünü gösteriyor. Babürşah çok şahsına münhasır bir isim. Hani dedim ya, sultanların kendine has özellikleri var. Babürşah da hükümdar kimliğinden daha çok yazar ve bir takım şiirleriyle de bilinen şair olarak bu kimliğiyle öne çıkan bir isimdir. Sadece bir komutan ve devlet adamı değil, Hattı Babür'ü adıyla yeni bir yazı icat eden ve Çağatay Türkçesi'nin en büyük şairlerindendir. Biliyorsunuz Babürname isimli bir kitap yazdı, hatıra eser yazmıştır. Yani biz bunu ne kitap olarak ne hatırat olarak nitelendirebiliriz. Bu başlı başına nedir? Bir ansiklopedidir. Çünkü Babürname tarihi, edebiyat, coğrafya, folklor, etnografya, işte botanik gibi bilimlerin uğraş alanındadır. Günümüzde bile Babürname birçok kişinin ilgisine, ilgi alanına girmektedir. Günümüzde tıpçıların, işte zoologların da çok büyük bir şekilde ele aldıkları, inceledikleri, her okumalarında farklı bir kapıyı açan güzel bir eserdir. Yani ben Babürname'yi sıradan bir hatırat olarak nitelendirmiyorum. Çünkü Türk kültürünün derin izlerini taşımaktadır dönemi. İşte mitolojik ve folklorik açıdan bize yansıtan çok önemli bir güzelliktir Babürname. Babürşah da bu güzelliğin sahibidir. Batılı yazarlar Babürşah'ı çok farklı tanırlar. Yani çok güzel tanıtırlar, farklı derken. İşte mesela diyor ki Jean-Paul Rocks diye ünlü, biliyorsunuz Türklerin tarihini yazan ve Hindistan'la ilgili çok çalışmaları olan ünlü isim. Mesela yüzerek nehirleri geçen, işte okçulukta çok iyi, mükemmel at kullanan, efsanevi bir isimdir diyor. Hatta diyor ki bir çiçeği diyor inceleyerek saatler geçiren bir kişidir. Ve bir çiçeği inceleyen bir kişinin ruhunu siz düşünün. Yani neler var o ruhunda ve o ruhundaki bu güzellikleri nasıl yansıtmıştır Babürname'ye. Babürname, Hindistan Babürlerini öğrenmek isteyen, Hindistan Türk dönemini, Hindistan Türk kimliğini öğrenmek isteyen herkesin okumak zorunda olduğu bir eserdir. Bunu söylemek istiyorum. Bugün Babür Şah'ın Hindistan'a getirmiş olduğu, mesela Babür'ün bahçeleri var. Hala günümüzde bahçe sisteminde bu kullanılmaktadır. Babür'le başlayan ve Babür'den sonraki dönemde de Türk dilinin ve kültürünün yayılması da yine Türklerin Türkistan coğrafyasından Hindistan'a gelmesiyle ve burada yaşamalarıyla etkisini göstermiştir. Tabii Babürler devleti Babürşah tarafından kurulsa da devletin adının da net olmadığını söylemek istiyorum. Yani kaynaklarda, o döneme ait paralarda ve bir takım yazıtlarda açıklayıcı bilgiler yok. Babürler birçok kaynakta Timuroğulları, Gürkaniler, Temürlüler, işte Devleti Kurganiye, Devleti Aliye-i Kıragihaniye gibi isimlerle zikredilmektedir. Tabi Babürler deyince hani süreyi de geçiyoruz, farkındayım, ama asıl önemli olan şey Batı literatüründe Babürler devletinin Moğol olarak adlandırıldı. Neden Babürler Moğol olarak, Moğol yani Mughal Empire olarak adlandırılıyor? Bunu biraz açmak gerekiyor. Çünkü bu bizim tarihe olan borcumuzdur. Bir evet. Türk devleti olarak değil de Mughal Empire ya da Mughal Empire, işte bu kelimede bile bir birlik yok. Bakın Mogol deniyor, Mughal deniyor, işte Mughal gibi ifadeler kullanılıyor. Neden bu ifade kullanılmış? İşte Türklerin kimliğini yok etmek, Türk adını Hindistan'dan silip atmak amacında olan Batı'nın, İngilizlerin bir oyunu diye birçok tarihçinin de kabul ettiği bir gerçek var. Mesela Hikmet Bayur, Hindistan tarihini yazan, Hindistan'da, Türkiye'de en önemli çalışmalara imza atan bir isim. Babürlere Hindistan'da işte yanlış olarak Moğol dendiğini söylüyor. Önemlidir bu açıklama. Bunun gibi birçok isimde, mesela Bosworth var. Babür Hanedanı'nın Türk olduğu bilindiği halde yanlış olarak Moğol diye adlandırıldığını bahsediyor. Sadece biz demiyoruz yani bunu. Bu yönde tarihe gerçek anlamda hizmet eden isimlerin çalışmalarında da bunun yanlışlığı söyleniyor. Hocam sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Hatta hocam şeyde de normalde Babürler Timur soyundan geliyorlar. Ve evet. Hocam hatta Emir Timur'a bile Moğol diyenler bile karşımıza çıkmakta. Aslında. Evet, Emir, yani o da ayrı bir konu tabii ki, evet. Doğru. Yine Hindistan tarihini yazanlardan, yani tarihiyle ilgili kitap ya da işte çalışmaları olan İsmail Aka, Moğollarla bazı alakalar olmakla birlikte ancak Timurlar ve onların
Hindistan'daki uzantılarıdır. Timur Türk olduğuna göre Babürler de Moğol değil Türktür diyor. Neden Türk Moğol yerine Timurlu demiyoruz, Babürlü demiyoruz, yani Türk devleti demiyoruz da Moğol devleti diyoruz. Bununla ilgili İlber Ortaylı hocamızın da çok önemli bir açıklaması var. Diyor ki işte Timur'un torunu Babür'ün Hindistan coğrafyasında neden Moğol diye işte söylendiği ve bunda ısrar edildiği bilinir gibi değil yani. Bu anlaşılır bir durum değil diyor. Timur kendisini de Cengiz Han'ın damadı olarak göstermiştir ve bundan başka da Moğol'u ifade edecek ya da ispatlayacak başka bir ifade şey yoktur, gerekçe yoktur diyor. Yani söylediğin zaman işte böyle alışılmıştır ve Batı kaynaklarında böyle zikredilmektedir. İşte böyle yazıldığı için biz de Babürlere Mughal Empire olarak adlandırıyoruz diyorlar. Bu da tabii ki yanlış. Ne kadar yanlış üzerinde konuşmazsak ve biz de duyduğumuzu söylersek yanlışı devam ettirmiş oluruz ve yanlış ne olur? İşte gide gide doğruya dönüşmüş olur. İşte 40 deli bir kuyuya ne denir ya? 40 taş pardon. Var. Şöyle bir şey vardı. Evet, 40 deli bir kuyuya taş atar, işte bir kişi çıkaramaz ya da bir akıllıya 40 kişi deli der, deli olur gibi. Böyle bir benzetmeyle biz de Babürlere Mughal dersek böyle kalır. Tabii biz bunu hani bu tip yazarların çalışmalarından ziyade Babür Şah'ın eserine bakarak ispatlayabiliriz. Babür Şah kendi eserinde diyor ki şu bedbaht yani melun Moğollar işte adet edinmiştir ki baskın yaparlar, ganimet alırlar. Baskına uğrarsa da diyor yağma edecek bir şey bulamazsa kendi halkını yağmalar. Şimdi kendi halkını yağmalayan, yağmacı olarak gösterdiği bir topluluğa biz yani bugün Babürlere nasıl Moğol diyoruz? Yine Babür Şah hatıratında diyor ki kötülük ve bozgun daima Moğol ulusundan gelmiştir. Şimdiye kadar benimle 5 kez düşman oldular ve düşman olmaların nedeni benimle anlaşamadıklarından değil, kendi hanlarına karşı da birkaç defa bu şekilde hareket etmişlerdi. Çünkü onların bu şekilde bir alışkanlıkları vardır. Bu onları Türklerden ayırmaktadır diyor. İşte bir takım yerleri kendimizin saydık. Orada Türkler yaşıyordu. Oraya dokunmadık diyor. Hatta Hindistan'a girmeden önce diyor ki ey Biyane emiri Türklerle çarpışmaya girme. Türklüğün çevikliği ortadadır. Eğer işte bize ait olan dedem Timur'dan miras kalan yerleri bize vermezsen başına geleceklerden sen sorumlu ol diye de Biyane emirine önceden nota göndermiş bir isimdir Babür Şah. Yani kendini zaten diyor ki ben Türk'üm. Bana yani Moğol demeyin diyor. Kendi eserinde ama biz inatla hatta biz yani kendi aramızda bugün Türkiye'de bu alanda bir takım çalışmalar yapanlar da inatla Türk Mughal İmparatorluğu diyor. Yani o Mughal oraya niye ekliyorlar? Bu da anlaşılmış bir durum değil. Ben gerçekten buradan kızıyorum. Yani biz Türk'üz ya. Türksek Türk devletidir. Ya Moğol devleti olsak Moğol devleti deriz. Bizim burada Moğolları aşağılamak ya da işte ötelemek gibi bir şeyimiz yok. Türkler tarafından kurulan bir devlete Türk devleti demek varken yani biz Türk olduğumuzu utanıyor muyuz da Mughal kelimesini ekliyoruz. Buradan lütfen bu yanlışı düzeltelim. Ben bunu da eklemek istiyorum. Hatta Ekber Şah da diyor ki oğluna senin damarlarında şanlı atalarının işte 7 iklimin yenilmez hükümdarı Emir Timur'un kanı var diyor. Böylece Babürlerin de özbeöz Babür Şah'tan da başlayan, Özbek Türk'ü olan Babür Şah'tan da başlayan Türk kanıyla dolu olduğunu ve damarlarında Türk kanı dolaşan bu milletin Türk olduğunu ve kurulan devletin de Türk devleti olduğunu söylemek gerekiyor. Bu anlamda yapılan çalışmalara da bunu ekleyip yanlışları da düzeltmek boynumuzun borcudur. Ve hocam sizi takdir edersiniz aslında Osmanlı elbet tabii bizim büyük ecdadımız, Safeviler bizim ecdadımız, Selçuklu bizim büyük bir ecdadımız, Göktürkler, Uygurlar, Hunlar, adını sayamayacağımız imparatorluklarımız, evet, ecdadımız, Babür devleti de aslında o da bizim azımsanmayacak imparatorluk düzeyine çıkan, kesinlikle Hindistan'a hükmeden büyük bir Türk imparatorluğu. O da bizim ecdadımız aslında ama bunlar kadar diğer Türk devletlerimiz kadar ön plana çıkamamış ve geride kalmış bir şekilde önümüze, evet, geliyor. O, mesela 15 şey Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyaya hükmettiği dönemde Hindistan'a da Babürler hükmediyor. Yani çağdaş, evet, aynı dönemi yaşıyorlar. Ancak tabii ki Babürler işte yani tarihin arka sayfalarına atılmış. Tozlu sayfalarında
çıkarılmayı bekleyen bir şey alanı oluşturuyor. Bu işte bizim gerçekten de bu alana yönelmemizin en büyük etkenlerinden biridir. Bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor, sevmemiz gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Yani dünya tarihine, Hindistan tarihine yön veren, Hindistan'da Türk Rönesansı'nı başlatan bir devleti, imparatorluk düzeyinde güçlü bir devleti bilmememiz gerçekten de bu bizim ayıbımız yani. Kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Ben de hocam Babürşah'ın müsaadenizle eserinden bir kesit okuyarak sizin kitabınızdan direkt şeye Ekberşah'a geçmek istiyorum. O da önemli bir konu. Müsaadeniz varsa. Canımdan başka vefakar bir yar bulamadım. Gönlümden başka sırlarıma merhem bulamadım. Evet, şiiri. Evet ve Babürşah'ın da lütfen buyurun. Çok güzel ifade etmiş Babürşah. Evet hocam Babürşah'ın da Babür Divanı, Aruz Risalesi ve Mübeyyen ve Risale-i Vali ve Validiye eserleri de aslında hocam kendisi bir devlet adamlığının yanında aslında bir şairane bir edebi yönünü de aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi. Ve bu bağlamda hocam bir diğer Türk hükümdar olan Ekberşah dönemine gelmek istiyorum. Efendim hocamızın da kitapları kendisi yeni çıkardılar. Bu Ekberşah döneminde Hindistan'da Türk Rönesansı Ekberşah ve Dini İlahisi. Hocamızın bu alanda yazılan Ekberşah ve Dini İlahi arasında yazılan en otoriter kitaplardan bir tanesidir. En ciddi çalışmadır. Kıymetli hocam bu bağlamda Ekberşah'ı da merak ediyoruz. Dini İlahisi çok merak edilen, tartışılan bir konu. Dini İlahi'ye geleceğiz. Ama öncelikle hocam Ekberşah'a kitabınızın da ana karakteri Ekberşah hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz efendim? Tabii ki memnuniyetle. Aslında bir saat olmak üzere hemen hemen gerçekten de nasıl geçti anlamadım. Evet. Yani dediğim gibi Hindistan, derya, deniz her biri saatlerce anlatılacak. Çok önemli konulara ne denir? Gebe olan bir bakir bir alandır Hindistan. Babürşah'ı tek programda anlatmamız gerekirken mesela işte bu bir saate hepsini sığdırmaya çalışıyoruz. Umarım yani mesaj yerine ulaşır. Babürşah'tan sonra tabii Hümayun Şah'a atladık. Ekberşah'ın babasıdır. Yani ister istemez atlamak zorunda kalıyoruz. Merak edenler tabii kitabımızı okuyabilirler. Çalışmalarımız var bu yönde. Hepsini de bir programa sığdırmak zaten çok da normal olmaz. Ekberşah Babürler Şah devletinin en önemli hükümdarıdır. Üçüncü hükümdarıdır. Babası Hümayun Şah'tır. Devleti tek merkezi idare altında toplamayı başaran ilk hükümdardır. Hindistan'ın en ihtişamlı dönemini yaşatmıştır. O yüzden biz Hindistan'da Türk Rönesansı dedik kitabımıza. O kadar çok yaptığı faaliyetler var ki tamamen bir Rönesans ifadesiyle ben ancak bu şekilde ifade edebilirim diye düşünüyorum. Devlet hocam bu dönemde mi peki imparatorluk düzeni çıkıyor? Evet, Ekberşah döneminde Babürler Devleti imparatorluk düzeyine çıkıyor. Çünkü Ekberşah döneminde Hindistan'ın kuzeyi tamamen fethedilmiş durumdadır. Ve Ekberşah'tan sonraki dönemlerde tahta geçecek olan oğlu Cihangir ve işte Şah Cihan ve ondan sonra da Evrengizip döneminde artık Hindistan tamamen fethedilmiştir. Bunu da tabii ki söylemek gerekiyor. Ekberşah'ı önemli kılan yanı Ekberşah'ın sıradan bir isim olmayışı, çok sıra dışı bir hükümdar, evrensel bir hükümdar, farklı bir şekilde bakıyor dünyaya. Yani gerçekten de bakış açısı Türk devlet adamlarında olduğunun kat kat ötesinde. Mesela halkın istekleri doğrultusunda, halkın sevecekleri doğrultusunda hareket eden bir hükümdar. Ekberşah küçüklüğünden itibaren araştırmaya, okumaya, yazmaya hevesli bir isim. Ancak bir hastalığı var. Yani okuma yazmaya hevesli ama belki izleyicilerimiz derler okumaya yazmaya hevesli ama okuma yazma bilmiyor. Dislektik diye hani bunu söyleyemiyorum bu kelimeyi bir türlü. Bir hastalığı var. Okuma yazma güçlüğü, öğrenememe güçlüğü. Böyle bir rahatsızlığından dolayı okuma yazma öğrenemiyor. Ancak kütüphanesi çok geniş. 24 bin kitabı var. Kütüphanesinde her gün bir kitap okutturuyor, perde arkasından okuyucuları var ve kütüphanesinde öldüğünde işte 1605 yılında vefat ettiğinde iyi sorunlar yaşıyorum. Lütfen biraz sonra yeniden okutmadığı kitabın kalmadığı söylenir. Yani 24 bin kitabı
bir ömre sığdırmak ne kadar kolay. Küçük yaşlarda felsefe, ilahiyat ve din hevesi var. Yani dinle uğraşıyor. Mesela Cezvit papazlarını dinliyor. Küçüklüğünden itibaren işte sarayda değişik alimler var. Babil Sarayı gerçekten de hoşgörü timsali bir saray. Babiller döneminde İran'dan ve işte dünyanın farklı yerlerinden gelen alimler var. Mimarlar var, edebiyatçılar var, zanaatkarlar var, sanatçılar var. Böyle bir ortamda büyüyen Ekber Şah'ın tabii ki vizyonu da ne yapıyor? Bu kadar büyük oluyor. Sadece ülke topraklarını genişletmekle kalmıyor. Hindistan'a tek bir merkezi idare altında toplamayı başarıyor. Yapmış olduğu sosyal ve dini reformlarla ülkede çığır açan, dünyada adını duyuran bir hükümdardır. Batı literatüründe The Great Mughal diye bilinir. Yani Büyük Moğol İmparatoru olarak bilinir Ekber Şah. Çok ses getiren değişik reformları vardır. Bunları tabii ki hepsini burada anlatmamız imkansız. Ekber Şah Hindistan'a hükmettiğinde Hindistan tamamen kötü bir durumda. İnsanlar hatta kendilerini yani Hümayun Şah'tan sonra bir takım işte taht kavgaları ve ülkenin düzensizliği söz konusu. Burada insanların kendilerini köle olarak satabildikleri bir an yaşanıyor. Ekber Şah işte böyle bir süreci başarılı bir şekilde atlatarak düşünün yani 332 yıl boyunca dünyaya hükmedecek bir imparatorluğun en güçlü dönemini yaşatmış oluyor. Ülke topraklarını genişletiyor. Bunun dışında dediğim gibi 50 yıllık hükümdarlık zarfında halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu ilkesini benimsiyor ve bu amaç doğrultusunda genç yaşta olmasına rağmen yaptığı işlerde mantıklı kararlar alıyor. Halkın inanışını ve siyasi görüşünü önemsemeksizin herkesi adil ve hoşgörülü bir şekilde yönetme amacı güdüyor. En ihtişamlı dönemini Hindistan'a yaşatıyor. Tabii ki bu dönemde söylediğimiz gibi 605 yılına kadar yani 1556 yılında tahta çıkıyor. 1605 yılına kadar Babiller devleti bir imparatorluk düzeyine çıkmış oluyor. Babillerin yükselme devrine girmesini sağlıyor. Ekber Şah'ın kişisel özellikleri saymakla bitmez. Okuma yazmayı, işte okutmayı çok seviyor, dinlemeyi çok seviyor, araştırmayı çok seviyor. Astronomiye çok merakı var. Dini bilgilere çok merakı var. Mesela sabah akşam namazlarını halkla kıldığı bilgisine rastlıyoruz. İşte çoğu zaman uykusuz geçiriyor mesela günlerine. Uyumadığı zamanlarda alimlerle sabahlara kadar sohbet ettiğini biliyoruz. Günde bir öğün yemek yediğini biliyoruz. Canı istediği zaman işte yaklaşık 100 çeşit tabii yemeğinde hazır olduğu yine kaynaklarda geçiyor. Sabah namazını kıldıktan sonra namaza dahil olmayan işte halka pencereden kendini göstererek halkın sorunlarını dinliyor. Bakın bütün Babürler sultanlarında bu özellik var. Halka pencereden seslenerek halkın dilekçelerle işte isteklerini soruyor. Sıkıntılarını soruyor. Bu çok önemli bir şey. Kim hastalıklarına reçete istiyor. Kim işte parası yok, para istiyor, yiyecek istiyor. Ekber Şah herkesin dileğini yerine getirmeye çalışıyor. Hatta bazı Brahmanların Ekber Şah'ın yüzünü görmeden işe başlamadıklarını söylüyor kaynaklar. Ekber Şah'ın döneminde Hindistan'ın toprak bakımından 1/4 Türk yönetiminde varlık göstermektedir. Ve Ekber Şah'ın hükümdarlık döneminde Kuzey Hindistan tamamen Türklerin olmuştur. 1602 tamamen bunun işte tarihlendirilmiş şeydir alanı olarak söyleyebiliriz. 1605'te zaten dediğim gibi Ekber Şah vefat ediyor. Teşkilatlandırma dehasıdır aslında. Yani merkezi sistemin, idare sisteminin, sosyal sistemin, işte halk arasındaki eşitsizliğin giderilmesi için bir teşkilatlandırma şeyi benimsemiştir, ilkesi benimsemiştir. Ve bu ilke doğrultusunda halkın en iyi yöneticisi, Hindistan'ın en iyi yöneticisi vasfına ulaşabilmiş bir isimdir. Hindistan dönemi ve Türk dönemi açısından Ekber Şah bir dönüm noktasıdır diyebiliriz. Günümüzdeki işte eyaletlerin bölünmesi, idare sistemin yani mansaptari dediğimiz bir sistem ortaya atıyor, çıkarıyor Ekber Şah. Bakanlıklar arasında devlet işlerinin paylaşılması Ekber Şah döneminde olmuştur. Yani 18. yüzyıla kadar geldiğimizde
artık Hindistan 182 eyaletten oluşan bir merkezi sisteme bağlı, yani merkezi yönetime bağlı bir eyaletler ülkesi haline gelmiştir. Mahalli idare reformları yapmıştır. Aynı zamanda tabii ki dini reformunda biraz sonra zaten değineceğiz. Ekber Şah hakkında hani eski tarihi kitaplarda ya da eski eserlerde bilgilere rastlamanın dışında Batı zaten bu işi bitirmiş. Yani Hindistan Türk tarihini gerçekten de Batı bizden çok iyi biliyor. Ekber Şah'la ilgili de çok fazla çalışma var. Birçok siyasetçinin de örnek alabildiği bir isimdir Ekber Şah. Mesela Hindistan'ın ilk başbakanı olan Jawaharlal Nehru bir yerde, yani sanırım bir röportajında bir yere verdiği demeçte şöyle diyor: Babür yetenekli bir hükümdar, ancak onun torunu Ekber Şah ondan da yetenekli bir hükümdardır diyor. Hem Müslümanlar hem de Hindular arasında bir sempati oluşturmuştur. Çok sevimli ve bu yönüyle meşhur bir hükümdardır diyor. Sadece Müslümanlara karşı değil, Hindistan'ın bütün etnik unsuruna karşı da bir Türk yönetiminin, Türk kimliğinin nasıl olabileceğini gösteren güzel bir isimdir diye Jawaharlal Nehru bunu ifade etmiştir. Hatta Mahatma Gandhi'nin biliyorsunuz Hindu ve Müslümanları tek çatı altında toplama fikri, yani bütün Hindistan halkını tek çatı altında, tek millet altında toplama fikri de yine Ekber Şah'tan esinlenerek ortaya çıkarıldığı, Mahatma Gandhi'nin de Ekber Şah'tan etkilenebilmiş olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Bu yönde de elimizde tabii ki şeyler var, belgeler, bilgiler var. Mahatma Gandhi şöyle diyor: ben bir Hindu'yum, bazen bir Yahudi, bazen bir Müslüman. İşte ve ben bir Hintliyim diyor. Hani cümleyi tam olarak söylemedim ama ben bir Hintliyim. İşte Ekber Şah'ın da yapmak istediği bütün Hintlileri din, işte dil ve etnik kimlik farkı gözetmeksizin tek çatı altında toplamak isteyen reformcu ve hoşgörülü felsefesi ile bilinen önemli bir şahsiyettir. Adil bir hükümdardır. O dönemde Ekber Şah'ın Hinduların bir takım işte geleneksel yapısını günümüzde de devam ettiren, yıkmaya çalışmıştır. Yani günümüze de devam eden bir takım yapısını döneminde Ekber Şah yıkmaya çalışmıştır. Çünkü halkın hoşgörü ve sempati, hoşgörü ve işte birlik ve sempati içerisinde hoşgörü, yani ne denir, çatısı altında yani bulunmasını istediğinden, halkı etkileyen, halkı sosyal sınıflara bölen kas sistemini ortadan kaldırmak istemiştir. Sonra mesela kadınların günümüzde de bu kırsal kesimlerde çok çok olmasa da yapılan sati geleneği var, uygulanan bir gelenek. Evet. Kadınların kocası öldükten sonra diri diri yakılması geleneği. Bununla ilgili de nacizane çalışmalarımız mevcut. Bunu ilk yasaklayan Ekber Şah'tır, bunu söyleyeyim. Bir hatta yakılmak üzere olan bazı kadınları da bir hükümdarı düşünün, Hindistan Sultanı kurtardığını söylemek istiyorum. Ondan sonra İngilizler yasayla işte sati geleneğini yasaklamış güya. Bu sefer ilk yasaklayan Ekber Şah'tır. Ekber Şah döneminde çok fazla alim var sarayda, bilim adamı var, astrolog var, işte hattatlar var, yani ne bileyim, Ekber Şah'ın hoşgörü ikliminde bulunmak isteyen çok fazla din adamı Hindistan'a akın ediyor ve Türkistan'dan da Hindistan'ın hoşgörü ikliminde yaşamak isteyen çok fazla Türk de yine bu dönemde Hindistan'a gelip yerleşmiştir. Yine Ekber Şah döneminde Hindistan'da tercüme bürosu kurulmuştur. Bakın, Ekber Şah'ın döneminden bahsediyoruz. 1500'den işte 1605'e kadar, 1556'dan 1605'e kadar olan o zaman diliminde Ekber Şah neler sığdırmış. 50 yıl hani dile kolay ama bu dönemi o kadar dolu yaşatmış ki bir tercüme dairesinin kurulması ne demek? O dönemde çok önemli eserler Farsça'ya çevrilmiştir. Mesela Hinduların çok önemli, çok değerli destanları var. Mahabharata ve Ramayana destanı. Bunlar Ekber Şah döneminde ilk olarak Farsça'ya ve diğer dillere çevrilmiştir. Bunun dışında Sebiki Hindi diye, yani Hint üslubu olarak da bilinen bir anlatım tarzı, bir üslup ortaya çıkarılmıştır.
Bununla ilgili de Türkiye'de bazı araştırmacıların yaptığı çalışmalar mevcut. Sosyal ve idari reformlarını tabii ki dediğim gibi kitabımızda ayrıntılı bir şekilde okumak isteyen arkadaşlarımız, araştırmacılarımız, izleyenlerimiz bulabilirler. Ekber Şah deyince aklımıza reformist ve büyük bir isim olarak yazabileceğimiz Türk hükümdar gelmelidir. Yani yaptıkları sadece tabii ki bunlar değil. Dünya Ekber Şah döneminde din adına birçok katliamla baş başayken Ekber Şah dini ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve insanlar arasındaki hoşgörüyü sağlamayı, işte perçinlemeyi, bunu ve Hinduların Müslümanlarla kardeş olmasını, bütün dinlerin aslında tek yaratıcıya inanan, ortak paydada buluşması gerektiğini söyleyen evrensel bir hükümdardır. Evrensel hoşgörüsü var hatta. Biz buna sulhü kül diyoruz. Sonsuz tolerans sahibi. Hatta bu tolerans o kadar fazladır ki bazı tarihçiler tarafından bu tolerans da Ekber Şah'ın aşırıcılığa kaçtığı yönünde işte eleştiriler mevcuttur. Bu toleransı vasıtasıyla da Hindistan'da çok fazla dini oluşumun, tarikatın, işte mezheplerin ortaya çıktığı söylenmektedir, bilinmektedir. Ve Hindistan'a da dediğim gibi birçok misyoner akın etmiştir Ekber Şah döneminde. Yani söyleyecek çok şey var ama bir taraftan da gözüm saatte. İzleyicilerimiz de bana kızıyorlar bilmiyorum. Yani çok konuşuyorum bu saatte gece vakti. Yorulduk diye. O yüzden gözüm saatte çok da şey yapmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Devam edin. Çok ilgi çeken bir konular hocam. Yani siz de dediniz yani anlatsak uzun saatler alır ki ben de kitabınızdan da karıştırıyordum. Yani yeni bir takvim çıkarması, takvim ilahi, daha sonra tek eşlilik, daha sonra vergilerin kaldırılması gibi çok büyük alanda yenilikleri bulunmakta. Hocam aslında bayağı geniş bir konu, bayağı aşılması gereken bir konu. Çok güzel bir şekilde özetlediniz. Hocam biraz da günümüz merak edilen konularını, soruları sizlere aktarmak istiyorum. Programımızın sonlara doğru yaklaşırken. Hocam malum Kurban Bayramı'nı idrak ettik. Ve hocam Hindistan'da da, Hinduizm'de de herkesin malumu, inekler kutsal. Ve hocam orada Ekber Şah döneminde de siz daha önce de buyurdunuz, bir dini hoşgörü var, her dine bir saygı var. Ve hocam orada ama İslamiyet'in de bir gereği Kurban Bayramı var. Hocam orada Babür Devleti'nde Kurban Bayramı nasıl gerçekleşir? Onu merak ediyorum hocam. Şimdi Kurban Bayramı deyince tabii ki ve bu soruyu sorduğunuza göre Hindistan'ın ineklere olan kutsiyet vasfında, yani inekler olan saygısını ve ona kutsiyet hitap ettiğini biliyorsunuzdur. Çünkü Hindistan deyince birçoğumuzun yanlış olarak algıladığı ineklere tapma olayı akla geliyor. Oysa ki Hindistan'da ineklere tapılmıyor. Hindistan'da inekler kutsal. Bunu öncelikle söylemiş olayım. Şimdi böyle bir kutsiyet atfedilen bir hayvan Hindistan'da kesiliyor mu? Eğer Hindistan'da ineğe tapılsaydı Hindistan'da hiçbir şekilde inek kesimine izin verilmezdi. Bunu öncelikle söyleyeyim. Günümüzde de bir takım bölgelerde inek kesiliyor. Bunu söyleyeyim yani öncelikle. Ancak Babiller dönemine baktığımızda tabii ki Müslüman bir devlet olduğundan İslam dininin ritüelleri gereğince kutlamalar yapılıyor. Ancak ilk Babürlü hükümdarlarının kurban etmek için koyun, keçi ve deve tercih ettikleri görülüyor. Daha sonraki dönemlerde sığır kesme yasağı getiriliyor. Hindu, hani hoşgörü ortamı ve Hinduların da tabii ki ne denir? Gönlünü kırmamak en önce benimsenen olgu olduğundan buna dikkat ediliyor ve sığır kesilmiyor. Kesiliyorsa da farklı alanlarda kesiliyor. Buna ait mesela kesilmesinin yasak olduğuna ait ilk bilgileri mesela Ekber Şah döneminde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ekber Şah ve ondan sonra Cihangir Şah, Şah Cihan ve Evrengizip dönemlerinde inek sığır etinin kesilmesi yasaklanıyor. Çünkü Ekber Şah'ın zaten hoşgörü felsefesi Hinduların kesinlikle bu kutsallığına dokunmama ve Hindu halkının haklarına,
duygularına, kültürlerine ve geleneklerine saygı duymak idealizminden hareketle. Ondan sonra da inek kesimi yasaklanıyor. Ancak bu dediğim gibi Hindistan'da ineğin kutsal olduğu ve Hintlilerin gözünde de, Hinduların gözünde de mitolojik olarak, kültür objesi olarak bir önemli noktada bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ben Hindistan'a ilk gittiğimde bir hocamıza, çok saygı duyduğum bir isimdir. Hala diyalogumuz devam ediyor. Tabii ben doktor öğrencisiyim, bilmiyorum şimdi. Bir takım bilgilerim var ama dedim ki hocam neden inek kesmiyorsunuz dedim. Hocanın Hindu olduğunu biliyorum tabii ki. Hoca bana böyle bir baktı. Siz dedi annenizi keser misiniz dedi. Ben ya nasıl olur falan dedim. Ne alaka dedim. Hindistan'da inek anne gibi görülüyor. Çünkü ineklerin işte 9 ay gibi bir hamilelik dönemi, işte dünyaya gelme dönemi, işte sütünün ve işte kullanılması, sütün, yoğurt, tereyağı, işte biliyorsunuz yani ineği biz de çok yönlü bir şekilde kullanıyoruz. Biz ayrıca etini de tüketiyoruz. Ancak Hindistan'da işte ineğin kutsal ve kültürel bir motif olarak Hindular tarafından önemsenmesi, Türklerin de o dönemde hoşgörü politikasından kaynaklı olarak sığır kesilmemesi yönünde yasak çıkarılmasıyla devam etmiştir. Yani bunun dışında başka hayvanlar kesilmiştir. Günümüze baktığımızda dediğim gibi bazı bölgelerde inek kesiminin yapıldığını söylüyorlar. Çünkü Hindular da gerçekten çok saygılı insanlar. Mesela bizim Kurban Bayramımızı kutluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bizler de yani Müslümanlar da onların, Hinduların kutsal bayramlarını kutluyoruz. Ekber Şah da mesela sarayda Hinduların Diwali festivalini, işte Holi festivalini, bunun gibi bir takım festivallerin kutlanmasını sağlamıştır. Hindu eşliğinden de kaynaklı olarak. Diğer Babil hükümdarlarında da, yani bazılarında da yine Hinduların kutsal bayramlarının kutlandığını biliyoruz. Kurban Bayramı da yine dediğim gibi İslami kurallar neticesinde uygulamak gerektiği şekilde, uygulamamız gerektiği şekilde Babürler döneminde uygulanmıştır. Kimsenin kalbi kırılmadan, kimseyi gücendirmeden bu şekilde bayram kutlanmıştır. Hindular günümüzde bu hoşgörü felsefesini de geçmişte yine Türk döneminde devam ettirmişlerdir. Sanırım bugünkü hoşgörü de yine Türklerin tohumlarını ektiği bir hoşgörü politikasıdır. Çünkü günümüzde konuşmamın başında söyledim ya, Hindistan'da bir sürü din var. Bir sürü var yani. Bu dinlerin mezheplere, işte bu mezheplere bağlı olarak oluşan tarikatlar, bir takım inançlar, sadece Hinduizm bile Hindistan'ı yönetmenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar meşakkatli olduğunu bizlere kanıtlayan büyük bir etkendir. Yani Türkler nasıl başarmışlar burayı yönetmeyi? Mesela 1000 yıl gibi bir Türk varlığından söz ediyoruz. Babürler bunun 332 yılına ne yapıyor? İşte devralıyor. Ondan önce Delhi var, 232 yıl. Ondan önce Akunlar var. Yani bunu topladığımızda kaç yıl oluyor? İşte 1000 yıla yakın bir dönem. Bu 1000 yıl Türkler Hindistan'ı nasıl yönetmiş? İşte hoşgörüyle, sevdirerek, eğer zorba olsaydı, sevdirmeselerdi, hiçbir şekilde yani 1000 yıl değil yani 10 yıl bile Hindistan'da varlık gösteremezdi. Çünkü Hindular, Hintliler geleneklerine, kültürlerine çok bağlılar. Kas sistemi günümüzde Ekber Şah döneminde yasaklanmış olsa da hala devam ediyor. Bunu biliyorsunuz. Yani kısacası hoşgörü politikası Kurban Bayramı'nda da kendini geçmişte gösterdiği gibi günümüzde de gösteriyor. Hinduların gözüne batmayacak şekilde, onları kırmayacak şekilde uygun alanlarda uygun hayvan türleri kurban ediliyor. Onlar da Kurban Bayramımızı kutluyorlar yani. Bunu söyleyeyim. Programdan önce de hatta yazıştık bazı Hindu hocalarımızla, Kurban Bayramımızı kutluyorlar. Çok büyük bir hoşgörüdür bakın. Evet. Eğer onların tanrısını kesiyor olsaydık yani. Şimdi bizim Kurban Bayramımızı kutlarlar mı, değil mi? O yüzden bu yanlışı da düzeltmek gerekiyor. Evet. Peki hocam, orada az önce siz de buyurdunuz, bir 1000 yıllık bir Türk hakimiyeti Hindistan'da mevcut idi. Peki gelen sorular arasında bu da var hocam. Bu Türk hakimiyeti, yani oradaki Türkler hocam ne oldu? Onlar neden Evet, güzel bir soru. Şöyle diyelim, oradaki Türkler konuşmamın başında söylediğim gibi Hint etnik kültürüyle, yapısıyla ister istemez ne yaptılar? Harmanlandılar ve asimile. Kültür yapısı devam etse de asimile oldu. Ancak
Baktığımızda bugün Hindistan'ın Muradabad kenti var. Uttar Pradesh eyaletinin Muradabad kentinde 12 ya da 14 milyon arasında değişen bir Türk nüfusu var. Türkçe konuşmuyorlar, Urduca konuşuyorlar. Yani Müslüman nüfus Urduca konuşuyor dediğim gibi. Hatta bu 12-14 milyon arasında değil de daha az olduğu da söyleniyor. Yani yine de çok fazla bir sayı. Soyadları Türk Mata ya da işte Türk Oğlu. Hatta çoğunun bugün şeyi isimlerinde Mustafa Kemal ismi var. Atatürk'e büyük bir hayranlık var. Paşa o isminde olan çok kişi var. Bugün Türkler bazı bölgelerde varlık gösteriyor. Türk Oğlu gibi işte soy isimleri var. Mesela bazı kamyonların arkasında ben de görmüştüm. İşte Kemal Paşa yazıyor. Türk Oğlu yazıyor. Yani Türk Amata yazıyor. Bu şekilde ifadeler var. Ancak onlar da kendi kökenlerin Türk olduğunu bilse de işte yapılan ve süre gelen bir yanlışlıktan dolayı Mughal ifadesini kullanıyorlar. Bu da acı bir gerçek. Hani oradaki Türkler asimile oldu. Ancak varlık gösteriyorlar. Dediğim gibi onlar arasında kast sistemi var. Onu söyleyelim. Türkler yani Orta Asya ya da Türkistan daha doğru bir ifade. Türkistan coğrafyasından Hindistan'a gelen Türkler beyaz ırklı olduklarından ve işte tabii ki Hindistan'da doğanlar daha sonra işte halkın yapısını biliyorsunuz. Etnik yapıyla işte harmanlanan bir portre var. Biraz Türk yani bu yanlış anlaşılmasın tabii ki de sınıf olarak ben soruyorum ya Türkler hangi sınıfta? Mesela üst sınıfta olduğu söyleniyor. Yani yönetici kademeden geldiği için, Babürlerin soyundan geldiği için yönetici sınıfına girdiklerinden üst sınıfa dahil olduğunu söylüyorlar. Bu da yanlış bir bilgi değil yani. Peki evet. Hocam, Türklerin oradaki varlıklarından bahsettik. Peki hanedandan hocam, Babür hanedanından çünkü 1858 tarihine kadar yani yakın tarihimize kadar var olan bir devlet. Peki hanedandan günümüze kalanlar var mı? Evet, bu da çok güzel bir soru. Tabii ki var. Hani bunu özetleyerek gidiyoruz ama çoğu şeyi de atlamak zorunda kalıyoruz tabii ki. Evet. 1858 yılına geldiğimizde Hindistan'ın tamamen İngiltere tarafından işgalini biliyoruz, görüyoruz. İngilizler Hindistan'a geldiğinde kimler var? Tabii ki Babürler var. Babürlü İmparatorluğu var. Ancak Babürlü İmparatorluğu parçalanmak üzere. Yani parçalanmış durumda. Tamamen dağılma sürecine girmiş. İkinci Bahadır Şah var. Zafer Şah olarak da bilinir. Şiir yazdığından dolayı o da şiir yazıyor. Zafer Şah olarak bilinen ikinci Bahadır Şah var. O dönemde ikinci Bahadır Şah 1858 yılında İngiltere'nin tamamen hakimiyet kurmasından bir yıl önce yani 1857 yılında ilk Hint ayaklanmasında Hintlilerin lideri olarak ön planda. Hani sonuçta biliyorsunuz Türkler Hintliler tarafından, Hint halkı tarafından sevilmiştir ve yönetici olarak kabul edilmiştir. Artık onlar farklı bir etnik grup olarak görülmüyor. Hindistan'ın asıl yerlileri, asıl vatandaşlar olarak görülüyor. Yani ikisi kardeş, kültürel, dini, dil anlamında, her anlamda birbirlerinden farkları yok gibi birbirlerini görüyorlar. Ve Hint halkı 2. Bahadır Şah'tan İngilizlerin işte yavaş yavaş Cihangir döneminde başlayan ve Şah Cihan döneminde zirveye oturan bu hareketliliklerinin İşte bu istilalarının önüne geçmek üzere onlara liderlik yapmasını, tekrar işte hükümdarlığı canlandırması gerektiğini, bu şekilde ona destek yani Hintlilere destek olması gerektiğini söylüyorlar ve 2. Bahadır Şah'tan yardım istiyorlar. Ve zaten Babürler döneminde taht kavgaları var. Yani ekonomik anlamda büyük bir çöküş var. Bahadır Şah kendi ailesine bakmak dışında belli bir bölgeyi yönetebilecek bir güce sahip de değil. Ancak Hint halkının ona olan güveni ve desteğini kaybetmemek üzere işte diyor ki tamam ben de gücümün sonunda olsam da sizden yanayım ve İngilizlere baş kaldıracağım diyor. 1857 yılında ilk ayaklanmada Hindularla, Hintlilerle birlikte İngilizlere isyan ediyor ve İngilizler bu isyanı bir fırsat bilerek Bahadır Şah'ı tutukluyorlar. Tabii ki ailesini de bütün hanedan üyelerini tutukluyorlar. Ve işte yaklaşık 20 yıl 10 yıl gibi bir süre
bir şey sürüyor, ne denir? Bir dava süreci işte yargılanıyor. Neden? İngiliz hükümetine asi baş kaldırmaktan. İşte yani dünya belki günümüzdeki ifadeyle işte İngiliz hükümetine karşı darbe oluşturmakla suçlanıyor. Yani nereden geliyorsun, kimi kovuyorsun gibi bir şey sorabilirsin ya, söyleyebilirsiniz tabii ki. Yani işte söylenecek çok şey var da neyse, bipleyerek konuşalım. Ve 2. Bahadır Şah'ı bugün Myanmar diye bildiğimiz yere, Rangun'a sürgüne gönderiyorlar. Orada 1858 yılında sürgüne gidiyor ve 1867 yılında artık Bahadır Şah ölüyor. Orada sefalet içinde. Sürgüne gönderilmeden önce işte bu ilk ayaklanmada 2. Bahadır Şah İngilizlerin işte onu tutuklayacağını bildiklerinden Hüman Şah'ın türbesine sığınıyor. Ve İngilizler ailene ve sana dokunmayacağız. Tekrar işte Hindistan tahtına geçebilirsin. Tekrar padişah ol diye kandırıyorlar. Ve bu vaatlerle Bahadır Şah'ın türbeden ailesiyle birlikte çıkıp saraya dönmesini sağlıyorlar. Ve bu şeye inanıyor tabii ki. Türkler gerçekten saf ve temizdir. Ve karşısındaki herkesi kendi gibi görürler ya. Bahadır Şah da İngilizlere inanıyor. Ve bir oyuna düştüğünü daha sonradan anlıyor. Saraya tekrar döndüğünde Bahadır Şah'ın bütün oğulları, hanedan üyeleri öldürülüyor. Ve Bahadır Şah da işte sürgüne gönderiliyor. Sürgünde hatta Bahadır Şah'ın hastalanması için bir sürü şeyler yapılıyor. Ve artık zaten Bahadır Şah İngilizlerin elinde bir kukladır. Zaten bu böyle geçiyor. Kukla oluyor. Hatta İngilizlerden maaş alan bir konuma kadar düşüyor. Ve böylece Bahadır Şah'la birlikte Babürler ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Yani İngilizler son vermiyor. Bunu bir söyleyelim. İngilizler Hindistan'ı Babürlerden alıyor zaten. Babürler evet. Devletinden alıyor. Ve Babürler zaten o dönem yıkılma arifesini, İngilizler de bunu kullanıyor. Her zamanki gibi büyük sömürge hayallerini İngiltere, Hindistan'da gerçekleştirmiş oluyor. İkinci Bahadır Şah'ın torunu yani büyük gelini diyebileceğimiz bir kişi var. Sultana Begüm diye. Bugün 60-65 yaşlarında. Mirza Muhammed Bedar Baht'ın eşi olarak bildiğimiz, şimdi hani Rangun'a gönderildi ya sürgüne. Hı hı. 80 yıl gibi son Babürlü üyeleri 80 yıl Rangun'da, yani Myanmar'da esir kalıyorlar. Sürgünde kalıyorlar ve Hindistan'a dönemiyorlar. Daha sonra İngilizlerle işte görüşüyorlar. İngilizleri ikna ederek kalan üyeler Hindistan'a dönüyor. Kalküta kentine geliyorlar. Ve işte gelenlerden biri de Bahadır Şah'ın torunu olan Mirza Muhammed Bedar Baht diye bir kişi. Burada Kalküta'da biriyle evleniyor. Ve Sultanı Begüm dediğimiz bu kişiyle evlilikleri sonucu 6 tane çocuk dünyaya geliyor. Sultana Begüm 1980 yılında eşinin vefatıyla birlikte, yani son Babürlü sultana diyebileceğimiz ya da Babürlü prensi diyebileceğimiz kişi olan Muhammed Bedar'ın vefatıyla birlikte Kalküta'da çocuklarıyla ve torunlarıyla birlikte hayatını sürdürüyor şu anda. Ne durumda peki bu kişi? Sefalet içinde. Bir gece konuda varlık göstermeye çalışıyor. Programdan sonra arayın, hiçbir şey bulamayacaksınız. Birkaç tane yazının dışında. Çünkü ne kadar önemsiyoruz, ne kadar çok yer veriyoruz. Bu bile bize gösteriyor, gösterecektir. Lütfen sizler kendiniz araştırıp bu sonuca kendiniz varın. Çaycılık yapıyor aynı zamanda. Hatta halktan ve bir takım vakıflardan şeylerle, hayırlarla, gelirlerle hayatını sürdürmeye, devam ettirmeye çalışıyor ve çok da gururlu diyor ki eşim çok zor zamanlar yaşadı sürgündeyken ama hayatta kalmak için hiç kimseye yalvarmadı. Ben de hiç kimseye yalvarmayacağım. Çünkü ben soylu bir aileden geliyorum diyor. Hatta Bahadır Şah'ın işte eşiyle olan fotoğrafını, resmini diyelim geçmişte, çok da geçmiş değil dediğim gibi, gösteriyor işte bir takım belgelerle hanedanlık soyundan geldiğini gösterse de tabii ki hiçbir şekilde bu önemsenmiyor ve
sadece cüzi bir miktar alabilecek tarzda bir emekli maaşına bağlanıyor. Bu şekilde Kalküta'da gecekonduda hala yaşadığını söyleyebilirim. İnşallah bir daha Hindistan'a gidersem ilk işim tabii ki prosedürü falan yerine getirip görüşmek olacaktır. Çünkü kolay kolay görüşebileceğimi ve oraya bilmiyorum yani sağlayabilirsek tabii ki görüşmek isterim. Evet, varlığım devam ediyor yani bunu söyleyeyim. Hanedan devam ediyor fakat o ihtişamlı hanedandan maalesef ki görmekteyiz. Hanedan yaşam evet. Mücadelesi. Peki hocam mi? Son soru olarak şu soruyu sormak istiyorum. Siz de az önce de buyurmuştunuz şeydeki Hindistan'daki yerel halkta müthiş bir Mustafa Kemal sevgisi vardı ki bildiğim evet. Mücadelede de en çok desteği Hindistan'dan biz gördük. Evet. Hocam bu Hindistan'daki o Mustafa Kemal sevgisi hala devam eden bir Mustafa Kemal sevgisi mevcut. Mahatma Gandhi'ye yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Ben Mustafa Kemal İngilizlerine kadar Tanrı'yı daha İngiliz zannederdim diye yanlışım varsa lütfen düzeltin. Evet çok bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Doğru. Evet. Peki Mustafa hocam. Kemal buyurun. Sevgisi devam ediyor. Milli mücadele döneminde gerçekten de en büyük katkıyı, bu da ayrı bir konu. Aslında bu da başlı başına farklı bir programda ele alınacak kadar derin ve hassas bir konu. Bugün biz varlık gösteriyorsak bu varlığımızı Hindistan'daki halka da borçluyuz. Bu evet. Kesinlikle inkar edilemeyecek bir gerçek. Çünkü milli mücadelede en büyük desteği bize Hindistan halkı sağlamıştır. Sadece Müslümanlar değil, Mahatma Gandhi'nin de liderliğiyle Hindular da milli mücadele döneminde tabii ki Türklere, Osmanlılara yardım edebilmek ve onları İngiliz ve işte sömürgecilik karşısında, İngiliz sömürgeciliği ya da işte diğer sömürge devletler karşısında desteklemek, yalnız bırakmamak adına çok büyük miktarda yardım, maddi yardım, manevi yardımlarını zaten söylemeye gerek yok. Yardım sağlamışlardır. Ve İş Bankası'nın kurulması mesela Hindistan'dan gelen yardımla gerçekleşmiştir. Dünyada en fazla yardımı Hindistan sağlamıştır. Bu anlamda biz onlara çok şey borçluyuz. Hindistan'da 1947'de biliyorsunuz Cumhuriyet, yani bağımsızlığına kavuştuğu Cumhuriyet kuruldu. Ve Hindistan'da milli mücadele ateşinin ya da kıvılcımın ateşlenmesinde, ateşin yakılmasında Türklerdeki milli mücadelenin büyük bir etkisi vardır. Yani biz birbirimize gerçek anlamda çok şey borçluyuz. Geçmişten günümüze kadar ve günümüzde de sürecek olan, geleceğe de aktarmamız gereken bir demokrasiden, bir laiklikten, bir bağımsızlıktan yana birbirimize çok şey borçluyuz. Günümüzde bu borcun tabii ki şeyi telafisi ya da işte nasıl yani karşılığı nasıl olur hiçbir şekilde ödenmez. Birliğimizi daim ettirerek kültürel bağlarımızı, tarihsel bağlarımızı önemli hale getirerek ve geçmişteki bu güzellikleri kat ve kat artırarak bunu ödeyebiliriz. Ancak kardeşliğimizi ve işbirliğimizi devam ettirerek bunu sağlayabiliriz. Mustafa Kemal'e de kullanılıyor. Dediğim gibi Mustafa Kemal Paşa ismi var. Paşa soy ismi çok kullanılıyor. Büyük hayranlıkları var. Cesur ve işte lider özelliğinden dolayı tabii ki Hindistan'da da milli mücadelenin oluşumunda çok büyük halkın saygısını kazanan bir isimdir. Mesela bugün Hindistan Başbakanının konutunun bulunduğu caddenin bir tarafı Mustafa Kemal Paşa Caddesi'dir. Bunun dışında tabii ki Mustafa Kemal Paşa'nın sevgisinin, saygısının dışında öncesinde de büyük bir Osmanlı hayranlığı var Hindistan'da. Bütün Hindistan'da, bütün Hindistan genelinde, Pakistan'da özellikle Türk dizileri en şeydir, ne denir, en üst sıradadır, listede en baştadır ve izleniyor. Mesela ben gittiğimde de gördüm, cips paketlerin üzerinde bile, cips yemeyin tabii tehlikeli bir şey ama paketlerin üzerinde Diriliş Ertuğrul filminin karakterleri var. İşte kılıçlar var, üstünde iyi yazıyor. Osmanlı hayranlığı, Türk hayranlığı, Mustafa Kemal hayranlığı hala etkisini devam ettiriyor. Bugünkü Türkiye'yi de o güçlü insanların, o güçlü milli birliğin,
o güçlü Türk kimliğinin devamı olarak gördüklerinden Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'ye gelmek isteyen çok fazla öğrenci arkadaşımız var. Gerçekten de Türkiye'yi her anlamda zirvede görüyorlar ve büyük bir sempati besliyorlar. Bu devam edecektir diye ve devam etmesi gerekir diye de düşünüyorum. Çünkü bizde de ciddi anlamda bir Hint hayranlığı, Hindistan hayranlığı yeni yeni filizleniyor. Bu da güzel bir durum. O da hocam şüphesiz ki sizin gibi önemli ilim insanların, bilim insanların bizlere olan katkılarından dolayı ki sizin sayenizde burada binlerce kişi olarak Babür Devleti'ni, Hindistan coğrafyasını, aslında dostluğu, beraberliği, kardeşliği sizlerden öğrenmiş ve dinlemiş olduk. Kıymetli hocam, dolu dolu güzel, çok güzel bir program gerçekleştirdik. Gönül isterdi saatlerce sabahlara kadar konuşalım ki konuşulacak bir konu. Fakat evet. Her güzel bir şeyin bir sonu var. Kıymetli hocam, teklifimi kabul ettiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Finale doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta final haftamız. Evet. Ve bu final haftasından önce de programımıza katılarak bizleri büyük bir onurlandırdınız ve şereflendirdiniz. Kıymetli hocam, Tarih Akademisi hakkında son kelamlarını sizden rica ediyorum. Bu onur bana ait. Öncelikle onu söyleyeyim. Konuşmamın başında şunu belirtmiştim. Sizin tarih bölümünde okumanız ve tarihe olan ilginiz beni gerçekten de çok etkiledi. Çok programınızı takip ettim. Mümkün olduğu kadar, hani hepsini takip edemedim ama takip ettiğim kadarıyla oldukça kaliteli konuklarınız, kaliteli konularınız ve işte tarihe gerçekten de tam anlamıyla yön verecek konulara yer verdiniz. Bu anlamda ben de buranın bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Tabii ki bildiklerimizi aktarma gayreti içerisinde buraya konuk olduk. Söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimizin sadece küçük bir göstergesi. Tarih Akademisi'ni ben tebrik ediyorum. Gerçekten de tarihe önem verilmesi gerektiğini kanıtlayan bir program. Çünkü tarihini bilmeyen geleceğini bilemez. Dün bile bizim için bir tarih iken sizler o kadar önemli konuları ele alıyorsunuz ki gelecek nesillere çok şey aktarmak için bir köprüdür bence Tarih Akademisi. Siz de bu programın bir parçası olarak, sunucusu olarak, moderatörü olarak çok güzel götürüyorsunuz. Ve bu şeydir ya, ben hani insanların yüzüne, öğrencilerim beni çok iyi bilirler. Hissetmediğim şeyi hiçbir şekilde söylemem. Yani ben bir insanı mutlu etmek için kötü yanını güzelleştiren bir insan değilim. Bir insan hata yaparsa onu da yüzüne söyleyen bir insan. Dobracı bir hoca olarak da bilirler beni. Sizin de işte bu sempatik kişiliğiniz, soruları sorarken içtenliğiniz, dinlerken konuklara olan yakınlığınız, gerçekten bu işi sevdiğinizin ve doğru yolda olduğunuzun bir göstergesi. Bu anlamda ben de size çok teşekkür ediyorum. Hem bıkmıyorsunuz, hem de hiçbir şekilde yorulmadan bu güler yüzünüzü yani 1,5 saattir devam ettiriyorsunuz. Biz hatta birkaç gündür de konuşuyoruz. İnşallah böyle de devam edersiniz. Ben kanalı da bu platformda bağlantılı olarak devam eden bütün internet ağı şeylerin ne denir ya? Platform mu diyorsunuz? Evet. Gazete diyeceğim ama gazetenin de bağlı bulunduğu çok şey var. Tebrik ediyorum. Çünkü tarihe sahip çıkmak her Türk'ün, her insanın borcudur. Ve tarihimizi bilmezsek kendimizi de bilemeyiz. Aslını inkar eden bizden değildir. Biz aslımızı inkar etmeyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hocam, her güzel şeyin dediğimiz gibi bir sonu var. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Size şeref verdiniz, onur verdiniz bizlere. Sizleri ağırlamak bizim için büyük bir memnuniyetti. Kıymetli hocam, önümüzdeki zamanlarda tekrardan buluşmak dileğiyle efendim. Esen kalınız. Programınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de göstermiş oldukları sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola, hocalarıma, öğrencilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Hindistan'a ve diğer ülkelerden bizi izleyenlere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşça kalın. Kıymetli hocam, çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler,
Bu akşam çok kıymetli bir konuğum ile birlikte Doktor Hilal Şahin hocamızla birlikte Babür Türk İmparatorluğu'nu ve Türk medeniyetini konuştuk. Kendisiyle birlikte Türklerin aslında Hindistan'ın gerçek hakimi olduğunu konuştuk. Kıymetli izleyenler, önümüzdeki hafta malumunuz az önce de belirttiğim gibi Tarih Akademisi'nin finalini gerçekleştireceğiz. Tarih Akademisi'nin finalinde ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi çok kıymetli Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamızla birlikte fethedilenlerin gözüyle Anadolu'nun fethi konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz ve ekranlara veda edeceğiz efendim. Bu sebepten dolayı ayrıca bizleri dinleyen sizlerle izleyenlerimize, çok kıymetli Hindistan Büyükelçimize, elçilik heyetine ve kıymetli hocalarımıza da ayrıca saygı, sevgi ve hürmetlerimizi de arz ediyoruz. Efendim, önümüzdeki hafta Tarih Akademisi final programıyla sizin karşısında tekrar olacağız. Bizleri dinlediğinizden dolayı, sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Esen kalınız.